Yine bir numarası türbün programından merhabalar. Ben Onni Kazinyan. Takım arkadaşlarım Sayın Kenan Başaran ve Sayın Yalçın Türk stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sayın Eyüp Yıldız Skype'ımızda. Efendim her zaman... Herkese merhabalar. Merhaba Eyüp. Genel yayın yönetmenimiz Sayın Merdan Yanardağ efendim maalesef 26 gündür özgürlüğünden yoksun ve tutuklu efendim. Numarasız türbün emekçileri olarak Sayın Yanardağ sevgi ve saygı ile selamlıyor. En kısa zamanda aramızda olması dileklerimizi iletiyoruz efendim. Efendim bildiğiniz üzere RTÜK bize 7 gün kapatma cezası vermişti. Ancak bu cezayı, bu haksız cezayı mahkemeler dur diyerek ertelediler, yürütmeyi durdurdular ve biz bütün Tele 1 emekçileri olarak huzurlarınızda programlarımıza devam ediyoruz efendim. Daha hırslı, daha inançlı, daha güvenli. Efendim, filenin sultanları göz kamaştırırken voleybolda gurur yaşamaya devam ediyoruz. Karabük'te düzenlenen 11. işitme engelliler voleybol Avrupa Şampiyonası'nda finalde erkeklerimiz Ukrayna'yı 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldular. Onları tabii kutluyoruz. Ama bir de işitme engelli kadınlarımız voleybolda Ukrayna'ya daha evvelden de yendikleri halde 3-0 yenilerek Avrupa ikincisi oldular. Nidasıyla, İlaydasıyla, Özlemiyle, Yeteriyle, Sinemiyle, Selinayıyla gözlerinizden öpüyoruz değerli gençler. İyi ki varsınız. Bir haberimiz var voleybolcularımızla ilgili. Onu izleyelim, sonra devam edelim. İstiklal Marşımızı işaret dilinde böyle okudular. Voleybolda gurur üstüne gurur yaşattılar. 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda erkek ve kadın milli takımlarımızdan bir Avrupa şampiyonluğu ve bir Avrupa ikinciliği geldi. 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında Ukrayna'ya 3-0 yenilen Türkiye kadın milli takımı ikinci oldu. 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında Ukrayna'yı 3-1 yenen erkek voleybol milli takımımızsa şampiyonluğa ulaştı. Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonunun finalinde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye ilk ve ikinci seti 25-19 kazandı. Ukrayna 3. seti 25-23 önde tamamlayarak skoru 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine 25-17 üstünlük sağlayan milliler 3-1'lik skorla şampiyon oldu. Efendim, tabii ki ülkemizdeki kadınlarımızın bu başarısının bir de dünyada oynanan başarıları ortada. FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023 başladı. 9.'sü yapılıyor. Gayet enerjik, kran kırana mücadeleler cereyan etmekte. Avusturya, İrlanda'yı 1-0 yendiği maçta 75.784 kişi canlı olarak statta seyretmiş. Bu herhalde erkek futboluna bir de aba altından sopa göstermek. Sanırım bu anlam çıkıyor. Şimdi 110 milyon turnuvaya katılım payı geldi. 80 milyondu geçen sene FIFA'nın verdiği katılım payı. Bu sene 110 milyona çıkarttılar. Bu da tabii kadınlara verilen önemi gösteriyor. 32 takım arasında bölüşülecek bu 110 milyon dolar. Kupayı kazanan 10 milyon dolar alacak. İkincisi de 7,5 milyon dolar alacak. Ve finaller 20 Ağustos'ta. Erkekler, erkek futbolcular, erkek sporcular dikkat edin. Kadınlar gümbür gümbür geliyor. Bir de yeni bir uygulama oldu, başladı. Hakemler pozisyonları herhalde yarın öbür gün bu erkek futboluna da akşamüstü önce paylaşılmıştı. Fenerbahçe'nin zaten uzun süredir yoğun ilgisi vardı. Galatasaray'ın da bu transferde devreye girdiğini Kenan Başaran söylediği için ekliyorum. Ben farkında değilim. Barış Yurdu severim ve yine bizim değerli arkadaşlarımızdan Burhan Can Terzi'nin paylaştığını biliyoruz. Ama
Bugün ben öğlen saatlerinde 14 çeyrek gibi tam saat hatırlamıyorum. Güvendiğim Galatasaray kulübünün içerisinde iki tane önemli isimden Zaha transferi bitti. Hatta bununla ilgili de bir hikaye anlatıldı. Onu da birazdan paylaşırım. Zaha transferi bitti. Bugün içerisinde açıklanacak dendi. Ben de yani ihtimal veremedim. Şöyle ihtimal veremedim. Icardi tamam. 8+1 9 milyon euro. Yine Bakan bu geldi. Angelino geldi. Hani çok büyük bir bütçe olacağına ihtimal vermiyordum. Çünkü Galatasaray, hani Zaha'nın istediği parayı biliyoruz. Zaha 7 milyon euro net para istiyor. Galatasaray'ın bu paralara çıkacağına ihtimal vermiyordum. Ben de önce bir isim duydum ama çok ihtimal veremedim deyince linç edildim sosyal medyada, Twitter'da. Sonra sinirlenip arkadaşlar duyduğum isim Wilfried Zaha. Galatasaray bu isimle anlaşmış durumda. Bu transferin bir hikayesi de var. Onu da anlatırız dedim. Ve beklemeye geçelim. Galatasaray'ın Zaha ile anlaştığı bilgisi geldi. Nitekim haklı çıktım. Galatasaray Zaha transferini bitirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu Tadiç transferi nasıl Beşiktaş'a bir transfer çalımıysa bu hamle. Galatasaray kadro grafiğini koyabilir miyiz İpek? Bunu da açıkçası ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı bir transfer çalımı olarak görüyorum. Birkaç detay daha var, onu da birazdan anlatırım. Çok mütevazi konuştun. Yani bu öyle ufak tefek bir şey değil. Hemen Yalçın'a sözü bırakalım. Fenerbahçe cephesi bu konuda ne diyor bakalım? Şimdi Zaha'nın üstüne evet Fenerbahçe çok gitti. Hatta Sayın Başkan Ali Koç sık sık görüşmeler yaptı. Bunu biliyoruz. Ama Zaha konusunda Fenerbahçe tarafının hafif bir sakatlığı olduğundan dolayı biraz böyle o transfere nasıl diyeyim sıcak bakmamaya başladı ve konuşuluyordu da. Yani Zaha sakat mı diyorsun? Demiyorum da öyle bir şey varmış yani. Fenerbahçe. Anladım. Fenerbahçe. Ben daha net bir bilgi almadım tabii o konuda. Yalçın abi şöyle bir şey var. Bir sakatlık geçmişi var. Galatasaray'da zaten anladığım kadarıyla detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek. He. Daha henüz kapa bildirildi ama biliyorsun Beşiktaş'ın Lianco ile yaşadığı sıkıntıyı yaşamamak için, bir de tabii çakıl taşı değil bu, para veriliyor arkadaşlar. Milyonlar havada uçuşuyor bu ara. Yani Kenan Başaran'ın söylediği gibi ben artık ipin ucunu kaçırdım. Çünkü artık öyle anormal hesaplar oluyor ki şaşkınlık içindeyiz. Ya nerede kaldı bu fair play fiyatlar, şunlar bunlar? Şimdi Zaha'nın maaşı 5.5 milyon euro. 6 milyon euro imza parası verilmiş. 3 yıllık kontrat. Ama bilmiyorum yani. Bunun dediğim gibi yani ben artık para konuşursam bu işin içinden ne Fenerbahçe çıkar ne Galatasaray çıkar. Kenan Başaran 3-5 hafta önce artık kulüplerin harcadığı i̇şte paraya takılmıyor. Bak şimdi bak. Siz, kendinle çelişme yani Sayın Kenan Başaran. Aynı şeyi söylüyor canım, niye çelişsin? Buğdadan uyarayım yani seni bak, Kenan. Dedim ya para konuşursak bu işin içinden ne Fenerbahçe çıkar ne Galatasaray. O yüzden Beşiktaş'ın bu konuda niye eli korkak, niye vermiyor anlamıyorum yani. Oraya da geleceğiz. Yalçın abi sana şu bilgiyi ekleyeyim sonra senden devam edelim. Benim duyduğum Onlik abi şu, ön sağlık raporlarında herhangi bir problem yok. Fakat Galatasaray yeni bir sağlık sponsoru var artık. Medicana sağlık grubuyla anlaştı. Evet anlaştılar. Buraya geldi de, evet. Buraya geldiğinde de detaylı bir sağlık kontrolünden geçecekmiş Wilfried Zaha. Bu akşam 21.30 iniyormuş uçağa galiba. Doğru mu Eyüp? Doğru. 20 dakika sonra burada olacak. Evet ve Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiası büyük ihtimalle herkesi havaalanına davet ediyor. Terminalde buluşalım diye. Sen orada mısın? Terminalde misin? Yok, tabii terminaldeyim. Muğla Ortaca terminalindeyim. Buraya iner mi diye bekliyorum. Belki buraya iner. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Rejideki arkadaşlarımızdan rica edelim, emekçilerimizden. Ajanslar Zaha'nın iniş görüntülerini canlı olarak paylaşacaklar. Yakalayabilirsek biz de paylaşalım. İnşallah reji bakar, onunla bir çare bulabilirsek. Şimdi her şeyden önce unuttuk söylemeye. Tişörtün çok güzel, çok anlamlı. Evet. Kutlarım ama siyah beyaz da sana yakışmış Eyüp Yıldız. Siyah beyaz da bizim ülkemizin
güzide kulüplerinden biri. Benim Beşiktaşlı çok fazla dostum var. Onlara da selam olsun. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de her zaman almamız gerekiyor. Çok güzel. Ben de bu tişörtü giymem konusunda cesaretlendirildim. O yüzden bu tişörtle çıktım. Çok güzel. Hatta bu vesileyle Cumhuriyet'in savunucularından aydın insan Merdan Yanardağ için bir kez daha özgürlük isteyelim diyorum. Bu vesileyle de Atatürk'ten çıkarak bunu da bir kez daha altını çizmek istedim. Teşekkür ederiz. Evet. Fenerbahçe cephesi ne diyor? Şimdi Galatasaray gururlu. Evet. Eyüp'e bakarsa sabaha kadar konuşur. Buyurun. Tabii. Zaha için ne diyor? Fenerbahçe'ye gideceğiz. İnşallah Zaha'da çok herhangi... güzel bir hikayesi var. Çalım hikayesi var. Yalçın abiden sonra anlatacağım. Bırak bir Fenerbahçe cephesi de konuşsun yani. İnşallah Zaha'da sağlık sorunu çıkmaz. Galatasaray'da da iyi bir performans sergiler. Ama Fenerbahçe'de bu zaten 4-5 gündür konuşulan bir şey. Yani olmayabilir şeklinde konuşmaları yapıldı. Ama Sayın Ali Koç İngiltere'ye kadar gitti. Tabii. Londra'ya zaten kadar. Zaten Ali Koç... Şimdi bunu bir mağlubiyet, yani transfer mağlubiyeti olarak tırnak içinde alalım mı? Bakarsan öyle de konuşulabilir. Ama şu tarafı da var. Mesela Sakat deyip çıkamayız. Tabii. Szymański ve Tadic'den dolayı da zaten Galatasaraylıların bir isyanı vardı. Transfer isyanı. Belki Galatasaray da bunu fırsata çevirdi. Çünkü Sayın Ali Koç frene bastık dedi transferde. Evet. Dolayısıyla bu boşlukta Galatasaray'da Zaha hamlesini yaptı ve Zaha ile anlaştı. Fenerbahçe cephesinde bu. Ama Fenerbahçe'de olmayacağı konuşuluyordu. Tamam. Peki. Yani hayırlısı olsun. Biz öyle diyoruz. Buyurun. Şimdi burada şöyle bir durum var. Nasıl ki Eyüp Yıldız diyor ki efendim biz Galatasaray'ı takip edenler işte Zaha ile Galatasaray'ı ilgilendiğini 2-3 gün önceden verdik. Evet. Güzel. Ama aynı şekilde Fenerbahçe'yi takip eden gazeteciler de Fenerbahçe'nin Zaha'dan vazgeçtiğini de artık bu transferden... Soğuduğunu evet. Soğuduğunu da yazdılar, çizdiler. Niye? Çünkü... Hatta bir ara Crystal, özür dilerim lafını kestim. Crystal Palace'la kontrat aldı diye bir laf çıktı. Tabii. Buyurun. Çünkü niye? Bir kere çok fazla talep... Sürekli talepleri değişti. Yani Fenerbahçe'yi yordu açıkçası. Belki de Fenerbahçe'nin fren yapmasından mütevellit olarak orada Galatasaray'a da haber de uçurdular. Evet. Bilemeyiz çünkü bu iş bir ticari, tüccarlık işi artık. Tabii artık bu ben iş. Ben orada Fenerbahçe iletişim kazası kurbanı oldu yine diye düşünüyorum. Eğer yönetim resmen Zaha'dan vazgeçtiyse bunu bir şekilde dile getir ki Galatasaray aldığında golü yemiş gözükme. Şimdi ne oluyor? Ne dersen de golü yemiş gözüküyorsun. Evet. İstediğin kadar değil. Bana göre Tadic aldıktan sonra Zaha'yı unut gitsin. Aynı yani, düşüncedeyim. Yani, Eyüp, bu KJ senin hoşuna gider galiba. Yalçın'ı pek mutlu etmez ama seni oradan kıs gülüyorsun görüyorum. Yani. Ya tabii ki fair play insanı Kenan Başaran bunu bir çalım olmaktan çıkartmaya çalıştı ama bence... Net bir transfer çalımı. Sonuç itibariyle aylardır görüşülen bir isim. Daha lig bitmemişti. Zaha'nın menajeri hatta Galatasaray'la da temas kurmuştu o dönemde. Peki, sonra Galatasaray bir filmi kopardı. İdmanı. Görüşmedi. Fenerbahçe görüşmeyi hiç bırakmadı. Ta ki Galatasaray Szymański'nin fiyatın yüksek buldu. Evet görüştük ama sonradan devreden çıktık derken Erdem Timur'a iman ediyorsunuz da Fenerbahçe biz fren yaptık Zaha'da deyince ben ne dedim? Her şeye rağmen dedim bu bir transfer çalımı olarak. Ben de manşet Kenan öyle attım çünkü. Bak, Kenan Başaran, her şeye rağmen diyorum bak. Erdem Timur net bir şekilde daha Fenerbahçe'de bu oyuncuyu almamışken net bir şekilde dedi ki biz 6 milyon euro teklif ettik Szymański için. Karşı taraf 11 milyon euro istedi. Biz oyuncunun kendisine 1,5 teklif ettik. Oyuncu 2,5 istedi. Biz masadan kalktık dedi. Ali Koç'un veya herhangi bir Fenerbahçe yöneticisinin Zaha ile ilgili bir açıklaması var mı masadan kalktığına dair? Hayır. Fenerbahçeli birkaç gazetecinin... Peki Galatasaray'da herhangi bir yöneticinin biz Zaha ile ilgileniyoruz açıklaması var mı bu transferden önce? Fenerbahçe yöneticileri bunu hiçbir zaman yalanlamadılar ki. Hayır. Hatta herhangi bir Galatasaray yöneticisi resmi olarak biz Zaha ile ilgileniyoruz dedi mi? Gazeteciler yazdı değil mi?
Aynı şekilde. Aslında, ben hikayesini anlatabilir miyim? Tabii tabii anlat. Yani ben şu arada bir devreye girebilir miyim? Ben kaynaklarıma da güveniyorum. Tamam. Bugün siz anlatın. Ben kaynaklarıma güveniyorum ki bugün doğru bilgiyi verdiklerini de gösterdiler. Yani saat 2 civarlarında ben Zaha ile anlaşıldığı bilgisini yine bu güvendiğim isimlerden almıştım. Şunu söylediler. Aslında Galatasaray'ın Wilfried Zaha planı yoktu. Fakat Fenerbahçe Icardi'ye teklif yaptı. Parades'e teklif yaptı. Raşiza'ya teklif yaptı. Kire'de teklif yaptı. Galatasaray'ın ilk başta ilgilenmeye başladığı Mert Müldür için de devreye girdi. Şimdi böyle olunca Galatasaray'da ilk başta ilgilenmediği Wilfried Zaha için masaya oturdu ve bu transferi bitirdi deniliyor şimdi. Ki ben senaryonun böyle ilerlediğini düşünüyorum. Ha, ama Zaha hiç gündemde yok deyip ya sizde. Galatasaray'da gündemde yoktu Zaha yani bu kadar. Hayır, son 4-5 günde devreye girdi diyorum zaten, evet, ben. Evet, buyurun lütfen devam edin lütfen. Sonra ben Yalçın konuşacak. Ve bu nasıl Tadiç Beşiktaş'a atılmış bir transfer çalımıysa bu da Fenerbahçe'ye atılmış bir ama transfer. Ama orada Beşiktaş'ı şöyle bir savunmak durumundayım. Beşiktaş diyor ki benim 3,5 milyonum var. Bundan daha ileri gidemem dedi. Fenerbahçe gitti, o aldı. Orada başka bir şey. Burada başka... Ama aylarca ilgilenip almadığında taraftar buna bakmıyor şu an. Fenerbahçeliler buna bakmıyor. Evet. Veya Beşiktaşlar şuna bakmadı. Tadiç Fenerbahçe'ye gittiğinde. Biz 3,5 teklif ettik. Masadan kalktık. Bu transfer çalımı değil demiyor. Ben o gece Tadiç'in geldiği gece böyle bir 8-10 bin kişinin içinde bulunduğu, Beşiktaşlı fenomenlerin içinde bulunduğu bir odaya girdim. Space odasına girdim. Orada söyledikleri şuydu. Aylarca adamla görüştük. Fenerbahçe bir gecede getirdi. Şimdi benzer bir durumu Galatasaray yaptı. Ya bence bu transfer çalımıdır. Ha, yarın da Fenerbahçe transfer çalımı atar. Yani buna benim hiçbir itirazım yok. Yani Mert Hakan Yandaş da transfer çalımıdır baktığında. İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yapmış olduğu bir transfer çalımıdır. Evet, bunlar oluyor. Keşke rekabet burada olsa bu arada Onik abi. Yalçın, keşke burada olsa rekabet yani. Tabii. Transferde bunlar var canım. İşte futbolun da güzel yanı bu. Demin söyledik işte kadınlar erkekleri geçecek diye, transferde geçmeyecek tabii. Ama transferden sonra oynanan oyunlar da geçecek. Yalçın buyur. Şimdi evet yani kardeşimizin söylediğine katılıyorum. Zaten Kenan da katıldı. Tamam, evet. Bir transfer çalımı olarak görebiliriz bunu. Evet. Bu kadar şey yani. Zaten net, yazıyor. Net. Söylemeseniz evet. De karşıya ama mesela Tadiç'e Galatasaray'ın da ilgisi vardı. Szymanski'ye çok ilgisi vardı. Evet, söyledi. Çünkü Szymanski'nin menajerini resmen Erden Timur çağırıp karşı karşıya konuşmuşluğu var yani. Öyle mi? Tabii. Yani bu da sağlam bir... Loro'yu gezdirdi ya Yalçın abi. O da transfer çalımı. Evet. Loro'yu gezdirdi yani. Yani dolayısıyla yani bu tip şeyler oluyor yani. Hatta benim oradaki şeyim şu. Fenerbahçe diyorum ki sen aylarca ilgilenmişsin. Evet evet. Sonra tabii. Vazgeçme noktasına gelmişsin. Bunu açıklamanı diyorum, ifşa et tabii. Ki çünkü evet. Sen de Galatasaray'ın ilgilendiğini öğrenmiş olmalısın tabii. Bu arada. Böylece Galatasaray'dan gol yemiş gibi olma. Ama açıklamadığın için resmi olarak vazgeçtiğini. Şimdi bu bir transfer çalımı oluyor. Evet. Ama transfer çalımları da tarihsel olarak baktığın zaman o çalımlara konu olan futbolcuların çoğu da başarısız olmuştur. Evet. Hasan Vezir'inden Mehmet Topuz'una kadar, İrfan Can az önce adı geçti. Bak çoğu başarısız oluyor. Şimdi oraya gidemeyiz. Bu dünya markası. 9 sene Crystal Palace Premier Lig'de majör oyuncu olmuş. Şimdi oralara gidemeyiz yani. Ama Premier Lig'de niye Tadiç'e gidememiş? Tadiç diyoruz. Fenerbahçe gelince konuşacağız ama kısa bir girizgah yapayım o konuyla ilgili. Tadiç diyoruz. Hollanda Ligi olur mu? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı Tadiç'in şeyiyle. Yani şimdi böyle değil. Bunlara paralar verildi. Maksimum değerleri almak zorundayız. Çünkü Türk futbolunun yükselmesi için. Ama ben Zaha'nın Premier Lig'de Crystal Palace'daki bu başarısına rağmen neden bir üst belki disiplinsiz anlayamıyorum. Hayır, belki disiplinsiz. Bilemiyorum belki. Yani Premier Lig için disiplinsiz demek istiyorum. Çünkü bazı yerlerde bu arada Premier Lig'de bir teklif aldı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta tamam, United'da da gitti ama 4 maç oynadı United'da yani. Anlaşılacağı yönünde haberler vardı ama Galatasaray'ın teklifi de uzun ve yüksek yani. Bu arada az değil tabii. Kolay değil. Tabii. Abi, para şimdi Fenerbahçe yani. Tarafından aldığımız bilgilere göre Zaha için çok zor oyuncu dediler. Yani evet. Konuşmalarda o
sinerji almışlar. Çok zor oyuncu. Yani kolay kolay... Yani kolay değil. Hiçbiri tabii, kolay değil. Tabii. Geçen sene Galatasaray şampiyon olurken Sayın Okan Buruk neler çekti belki? Bir sorsak Sayın Hoca'ya kim bilir neler diyecek. Eyüp şu şeye baksana. Şu grafik var. Galatasaray grafiği. Görüyor musun oradan? Ha, reji kaldırdı. Reji bir daha koyarsak o Galatasaray kadrosunu. Onun üstünde biraz konuşmak istiyoruz. Eyüp şu Galatasaray kadrosu şimdi geliyor. Orada bize 3 tane yerli ver bakalım. Görüyor musun? Evet görüyorum. Buyurun. Şu an ekranda arkadaşlarımızın da emeğine sağlık. Çok da güzel bir görsel olmuş. Şimdi burada açıkçası bir Yusuf Demir ve Yunus Akgün büyük ihtimal kiralanacaklar. İki Frederik Misso, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç yine burada gidecekler. Sonra bakıyorum. Aleksandru Çikalda, Morutsan'ın da ben artık takımda kalabileceğine inanmıyorum. Bunlar takımdan ayrılacak oyuncular. Taylan bunu... Emre Kılınç. Taylan bugün Samsun Spor'a gitti galiba. Öyle duydum ama. Gitti. Emre Kılınç Sivas'a dönebilir. Adana Demirspor ve Ankara Gücü'nün de teklifleri var. Emre Kılınç'la ilgili bunu paylaşmış olalım. Şimdi takımdan ayrılacak olanlar var. Galatasaray tabii ki de aynı şey Fenerbahçe, Beşiktaş için de geçerli. Doğru. Ligde oynayacağım maçlarda belirli vazgeçişler yaşayacak. Yani Angelino'dan vazgeçecek, Kazımcan'ı oynatacak. Veya işte... Peki bir dakika. Mustera'dan vazgeçip Batuhan oynar mı? Batuhan'ı kiraladı zaten. Günay'ı aldı. Günay Güvenç aldı. Günay'ı aldı bugün, evet. Yani Mustera'dan vazgeçeceğini zannetmiyorum. Günay'ı ne aldı? Ama mesela bazı maçlarda Oliveira yerine Berkan'ı görebiliriz. Veya transferi gerçekleşirse Kerem Demirbay'ı görebiliriz. Bazı maçlarda Angelino yerine Kazımcan Karataş'ı görebiliriz. Zaten aslında iki oyuncunun yeri belli. Yani Kerem ve Abdülkerim olacaklar. Üçüncü oyuncu noktasında işte belirli vazgeçişler olacak. Burada da Kazımcan, Barış Alper, Berkan Kutlu. Ben Barış'ın harcandığına inanıyorum. Barış'a ben tabii ki teknik direktör değilim ama formayı veririm yani. Şimdi Barış Alper Yılmaz bu sene daha fazla süre alır Onlik Azinyan. Şimdi yani direkt ilk 11 başlar, her maç ilk 11 oynar demiyorum. Ama geçen sene atıyorum 1400 dakika süre aldıysa bu sene 2000 dakika süre alır. Daha fazla süre alır. Ama hakkı. Yani çok çalışıyor. Bence de Türk futbolu için çok önemli bir yetenek. Peki pek tatmin edici isimler söylemedin. Yani Yusuf Demir diyorsun. Yusuf Demir'in idmanlarda aldığımız performansları pek öyle önemli ivmeler kat etmiyor anladığım kadarıyla. Yani takip ettiğim kadarıyla. Sen bir Galatasaray takipçisi olarak, bir Galatasaray yorumcusu olarak Yusuf'un orada Zaniolo, Zaha, bu tarafta Kerem, kanatlar ambargo içinde. Yani Yusuf buralarda yer bulacak mı diyorsun? Yok, Yusuf bulmayacak. Yusuf'u göndermek istiyorlar. Yani Yusuf'la ilgili olarak Okan Buruk net bir şekilde bir hayal kırıklığı yaşıyor. Performansın çok yetersiz olduğunu açıkçası düşünüyor, söylüyor. Ben Yusuf Demir'in bir huzursuzluk, daha doğrusu huysuzluk yaptığını da duyuyorum. Nedir bu huysuzluk? İşte başka takımlara gitmek istememek, kiralık olmaya sıcak bakmama gibi bir durum söz konusu. Bu arada Zaha transferini de biraz bence az konuştuk gibi. Yani ben orada biraz daha detayları anlatmak isterim. Yani yılın transfer, asrın transfer çalımı yazmış. Gerçi bana hoş şeyler çağrıştırmıyor asrın diye girince cümleye ama... Kenan mı söylemiş onu? Yok, Kenan söylemedi. Ha. Sosyal medyada paylaşımlara bakıyorum. Galatasaraylılar asrın transfer çalımı diye paylaşıyor. O kadar değil yahu. Evet, bence, devam etsin. Kesmeyelim arkadaşı. Bence büyük transfer çalımıdır. Şöyle söyleyeyim. Hayır, asrın değil ama asrın transfer çalımı sarı kırmızılı formayı giyip ondan sonra Fenerbahçe efsanesi olan Rıdvan Dilmen diyor yani. Figo diyor, Figo. Barcelona'dan mesela. Real Madrid'e demek istiyor. Asrın çalımı. Ben yardımcı Zaha olayım. Kenan Başaran, sen gerçekten Fenerbahçeliler tarafından
Fair Play ödülü almalısın. Seni tebrik ediyorum. Yalan mı şimdi? Yalan mı ya? Biri bak. Nasıl ki Hasan Vezir de Galatasaray tarafından kapılmıştır Fenerbahçe'den. Çünkü çok iyi bir sezon geçmişti Fenerbahçe'de ama geldi Galatasaray'da sıfırlandı. Ama asrın çalımı Kapus. Rıdvan Dilmen'dir. Daha öncesini Hasan abi, Yalçın abi hatırlar. Cemil Turan'dır. Ben ona yetişmedim yani. Canım ha. Sultan Demircan aldı kaldırdı gitti. Galatasaray'la kontrat alıyordu. Onu da ben hatırladım. Hani Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım lafıyla sana söyleyip çocuk musun Eyüp sen? Peki devam edelim Eyüp. Zaha'nın tanını çıkar. Devam et. Ama Zaha şimdi yani bunu tabii Galatasaray tarafı da yapıyor yani onu söyleyeyim. Zaten hani biz düşünmüyorduk. Mesela İrfan Can Kahveci için çok bastırıldı. Özellikle Fatih Hoca İrfan Can Kahveci'yi çok force etti. Ama bu transfer gerçekleşmeyince de rahmetli Mustafa Cengiz'in birkaç tane sözü paylaşıldı. Onun üzerinden aslında bunun bir transfer çalımı olmadığı anlatılmak istendi. Şimdi bunu herkes yapıyor yani bu çalımı yediği zaman karşı taraf bunu biraz daha böyle biz zaten artık ilgilenmiyorduk. Biz zaten şu kadar para vermiştik şeklinde anlatıyor. Fakat burada şu var. Her şeyi bırak. Fenerbahçe iki gün önce bu masadan kalkmış olsa bile aylarca uğraşıp, görüşüp, kadrosuna katmak istediği ve çok da ihtiyacı olan bir futbolcuyu üstelik bayağı da popüler. Yani burada Bartu Elmaz'dan vesaire bahsetmiyoruz veya Mert Hakan Yandaş'tan bahsetmiyoruz. Wilfried Zaha'dan bahsediyoruz. Marka bir futbolcudan bahsediyoruz. Selebriti bir oyuncudan bahsediyoruz. Doğal olarak bu bence hani asrın olmasa bile ben orada onu geri çekeyim. Ama yani son 10 yılın en büyük transfer çalımı olarak görüyorum ben bunu kendime. Eyüp! İş Eyüp. Başardı Galatasaray. Eyüp! Bir şeytanın avukatlığını yapmak isterim. Bu apar topar Zaha transferi Icardi tehlikeye mi girdi acaba? Sana sorayım. Masum bir soru bu. Yanlış anlama. Altında hiçbir şey yok. Şimdi Icardi ile yani bana çok soru geldi bugün. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Icardi olmayacak mı abi diye. Evet. Çünkü Zaha'nın maliyeti var. Icardi'de Galatasaray'ı bekleyen tek bir tehlike var. O da henüz imza atmamış olması. Ne olursa olsun imza atılmadığı sürece bu işler bozulabiliyor. Ama Icardi Galatasaray'a evet demiş durumda. Pazartesi günü yani yarın tahlil sonuçlarını aldıktan sonra Galatasaray'a geliş tarihiyle ilgili bilgi verecek ve imza atacak. Yani Yalçın gülüyor. Icardi Yalçın için abi. Yalçın güldü. Vallahi güldü. Buyurun. Bir Yalçın'a söz verelim devam edelim. Tamam Yalçın abi. İnşallah olumsuz bir şey yoktur yani. Hayır güldü. Ben bir şey baktım. Böyle bir gördüm yani. Ya belki şöyle demiştir. Eyüp kardeşim ne kadar güzel bilgiler veriyor diyerek. Doğru. Evet, doğru doğru. Orası oradan doğru. Yana şikayetimiz yok. Hatta sana destekleyici bir manşet vereceğim. Ali Koç frene bastı. Galatasaray Zaha'yı kaptı. Böyle de bir başlık verebilirim sana. Transfer gayet konusunda. Güzel bir başlık abi. Evet. Ben de Kenan Başaran'ı önereyim. Ajans orada manşete çekelim abi. Evet. Öyle verdim ben zaten de. Burada kazanan kim biliyor musun bu transfer işini en çok? Ali Cabbar. Okay. Yani hem Tadiç'te hem de Zaha'da. Menajer. Aynen ne menajeri. Orada da bir gol var ama Yalçın abiyi dinlemek istiyorum. Ondan sonra çok büyük bir gol daha var onu anlatacağım biraz. Peki ben de şunu söyleyeyim. Çabuk Yalçın gidelim. Yalçın abi bitirdi, manşeti verdi. Hayır, ben Icardi ile ilgili bir evet devam et. Bir duyumumu söyleyeceğim de. Evet. Şimdi Icardi'nin sıkıntısı var. Sen de biliyorsun sıkıntısını. Ailesel bir sıkıntısı var. Dolayısıyla pek fazla Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum ben. Aldığım istihbarat duyum o. Ha, gelebilir de belki ama şu anki pozisyonu bu sezon gelmeyeceği yönünde. Ha bu arada eğer demin de bahsettin. Icardi henüz imza atmadı. Bakarsın Fenerbahçe'de bir çalım atabilir yani. Peki. Ooo. Ama Fenerbahçe zaten o çalımı atmaya çalıştı. Yani Fenerbahçe Paris Saint-Germain'e Galatasaray'dan çok daha fazla para önerdi. Icardi'nin kendisine de çok daha fazla para önerdi. Hatta tarih veriyorum. Türkiye'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain başkanıyla beraber görüştüler. Icardi'yi mi görüştüler diyorsun orada? Arkadaşım dedi ama arkadaş görüşmesi dedi buna.
Ama Icardi için teklif yapıldı Kenan. Ben bunu çok net bir şekilde Galatasaray kaynaklarından öğrendim. Ya geçen de Cumhurbaşkanlığı gitti, şimdi buradan da başka bir anlam mı çıkartacağız o zaman? Yani o görüşmelerde bazı farklı konularda konuşulmuyor mu? Bazen sen bana ne telefon açıyorsun. Ne konuşuluyor olabilir ki? Galatasaray kupayı götürünce bir şey mi konuşmuş oluyor? Moderatör acaba diyorum, ben mi olsam daha hani mı başarılı olur? Galatasaray kupayı götürünce Cumhurbaşkanı... Galatasaray kupayı götürdü diyor, konuşmuş mu bir şey oldu mi diyor. Konuşmuş oluyor? Çok ayıp. Hayır. 94 numara şimdi formayı birine verdiniz. O kalabalık toplantılarda çok fazla bir şey konuşulmaz ama Paris Saint Germain'e Fenerbahçe canım yaptı. Gayri resmi bir görüşme de olur yani. Allah Allah. Eyüp. Şimdi bak, ben Yalçın abiyi doğruluyorum Kenan. Şu anda Icardi yani nerede? Icardi şu anda Icardi nerede? Arjantin. Bir haberde çıktı çünkü hani eşinin hastalığından dolayı Arjantin'de. İlk de ben paylaştım. Evet. Mark veya As gazetesinde çıktı. Şimdi Yalçın abi, Fenerbahçe Icardi'ye aslında bir teklif yaptı. Orada da mesela 15 Paris Saint Germain'e, Icardi'ye de bonuslarla beraber 10 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptığı söylendi. Fakat Icardi Galatasaray'da yakaladığı o sinerji, enerjiden kaynaklı bu teklife sıcak bakmadığı söylendi. Bu transfer ilk niyete alındığında, ilk bunun için harekete geçildiğinde gerçekleşmedi ama bundan sonra gerçekleşebilir. Bu olabilir. Hayatta her şey ihtimal var. Artı iki gün önce Icardi Van Danara'nın tedavisinin Arjantin'de yapılmasını istiyor. O yüzden o da onu yalnız bırakmayacak. Hatta Old Boys takımında da oynayacak şeklinde haberler yapıldı. Bunu ben paylaştıktan sonra... Evet. Galatasaray Old Boys'ta oynayacak dediler. Evet, doğru. Ben de bunu Galatasaray tarafına sorduğumda Icardi ile ilgili Icardi'nin kendisinden böyle bir talep gelmediği, tahlil sonuçlarını aldıktan sonra Van Danara ile beraber Türkiye'ye geleceği ve tedavisini de burada yapacağı bilgisini aldım. Ama imza olmadığı için, ben hayatımda bir kez imza olmadan Galatasaray'da diye bir haber yaptım Vakayeme ile ilgili. Hala da benim yüzüme vuruyorlar. İmza olmadığı için Galatasaray'da demem. Ama bir problem yok şimdi. Eyüp, sen yine masumsun. Kulakları çınlasın. Bizim Aygün yayında, Aygün Özüpek yayında dedi ki Zaha bitti. Bir saat içinde Fenerbahçe'de demişti bizim kardeşimiz. Ama ben şeyi kutluyorum yani. Aygün'ü çünkü cesurlar bir kez ölür. Bugün aslında Eyüp yıldızını daha da parlatabilirdi. İlk attığı tweette çok çekingen davrandı yani. Öyle çekingen mi? Tabii. Ama dedi kolay ki, değil. Öyle bir şey var ki. Ben çok duygusal bir insanım. Ben de işte Eyüp altında ezilmek de vardı. Büyük olaydı. Ne olacak canım ya? Eyüp. Bağımsız özgür gazeteci. Eyüp saate de bakıyorum. 94 numaralı formayı kime verdiniz? Bakan bu ya mı? Bilemiyorum. Bakan bilemiyorum. Ya ben forma numaralarını niye çok ilgileniyorlar? Beni çok cezbetmiyor yani. Hayır. Mesela Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma olay oldu falan filan. Yani ben forma numaralarıyla çok ilgilenmiyorum. Ama spor insanları bunları konuşur canım. 94 ne esprisi? 94 ne esprisi? Yo, 94 seçmiş bakan bu. Şimdi çok kötü bir numara yani. Ya adamın zevki belki. Doğum tarihi mi? Bilmiyoruz, oralı mı? O doğum tarihi mi? Nedir bilmiyoruz. İlinin plakası mı? Yani nedir yani? İşte forma işi bu birden 11'e kadar geçtikten sonra bir esprisi kalmadı. Evet. Eskiden 10 numara. Şimdi bakan bu için bir şeyler söyle bize. Ben Zaha transferinde ikinci çalımı anlatabilir miyim? Tabii, yani buyurun. Da, Yalçın abi değindi ufaktan ama ben buyurun. Bunun da bir çalım olduğunu düşünüyorum. Şimdi Galatasaray Mauro Icardi'yi transfer etti. Sonrasında bir taraftarın paylaşımı üzerinden Aşkın Olayım şarkısı üzerinden şey oluştu, sinerji oluştu. Hem o şarkının sahibi inanılmaz bir prim yaptı, patlama yaşadı. Hem Galatasaray bunun üzerinden inanılmaz bir şey yaşadı. Ben mesela önce Avşa Adası'ndaydım. Orada bütün plajlarda, beachlerde Aşkın Olayım şarkısı çalarken çocukların böyle Galatasaray formasıyla Icardi hareketi yaparak yaptığını gördüm. Burada yine plajlarda bu şarkı çalınıyor. Hem Galatasaray kazandı hem de büyük bir sinerji oluştu bu şarkı üzerinden. Şimdi Edin Dzeko geldi. Edin Dzeko'ya Fenerbahçe katalogdan şarkı seçtirdi. Beni Sev şarkısını seçtirdi. Evet. Şimdi aslında hikayeler böyle oluşmuyor. Hikayeler spontan oluşuyor. Doğaçlamayla oluşuyor. Şimdi
Dün bir tane Fenerbahçe taraftarı tweet atmış. Demiş ki ister misiniz Galatasaray Zaha'yı transfer etsin, onu da Ali Cabbar'la paylaşsın. Ali Cabbar da bilmeyenler için aktarayım, ben TikTok izliyorum, yayında yapıyorum. TikTok'ta patladı. Emircan İğre'nin bir şarkısı. Ali Cabbar diye bir genç kardeşimiz var. Trakyalı veya Egeli, tam onu hatırlayamadım. Düğünlerde şey çalıyor, gırnata çalıyor. Akşam babası diyor düğün var. Düğüne gideceğiz. Düğüne bir gidiyor. Sevdiği kadın evleniyor. Sevdiği kız evleniyor. Şoka giriyor ama bir yandan da sevdiği kadın başkasıyla evlenirken gırnata çalıyor. Dayan Ali Cabbar diye bunun şarkısı oluyor sonra. Şimdi mesela bakın. Hayır. Fenerbahçeli taraftarı. Cevap hakkı doğdu Yalçın'a. Bak Yalçın abi, Fenerbahçe taraftarının atmış olduğu bu tweet. Dayan Ali Cabbar şarkısıyla Galatasaray bu transferi duyurur mu? Tweet'i bir hikaye oluşturdu. Muhtemelen Zaha Galatasaray'da gol attığında statta duyacağımız şarkı, Ali Koç'a da gönderme olacak bu. Çünkü içinde böyle çok iyi mizansenler var. Dayan Ali Cabbar hikayesi olacak. Yani hikayeler öyle futbolcuya katalogdan şarkı seç sana bunu çalalım şeklinde değil de böyle spontan gelişirse güzel oluyor. Bu da bence ikinci çalım. Bir de burada şey var, yani Beşiktaş Tadiç'i Fenerbahçe'ye kaptırınca Fenerbahçe Tadiç'in duyurusunda bu şarkının bir giriş kısmını kullandı. Ali Cabbar'ı kullandı. Anladım. Şimdi orada da Beşiktaş'ın sevgilisi Fenerbahçe geldi tarafına alınmış oldu. Anladım. Galatasaray biraz da oraya da gönderdi. Ya, yani güzel aynı zamanda yani Beşiktaş'ın şeyine gitti. Evet. Şöyle bir şey. Bu sene size Lazio galiba bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Parades'te var. Torreira'da var. Torreira'nın bir bay bay fotoğrafı vardı havaalanında. Ne anlam yüklüydü orası? Çözdünüz mü orayı Eyüp? Vallahi Torreira Galatasaray yöneticilerine ben Galatasaray'dan ayrılmak istiyorum şeklinde bir girişimi olmamış. Aksine yani Galatasaray'da kalmak istediğini söylüyormuş. Sacha Boey maaşına bir miktar zam yaparak ikna etmişler. Ama Victor Nelson'da sıkıntı var. Peki. Victor Nelson'da bu arada reji bugün muazzam çalışıyor. Rejideki bütün emekçi kardeşlerimizi inşallah Hasan Bek gibi yapmayacağım. Sana bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bugün var ya. İstanbul'a geldiğinde bak, bugün rejimiz var ya. Hep kadın. Bak Eyüp, bugün rejimiz hep kadın. Hepsi o pırıl zaman pırıl ve futbolu var ya. Anormal derecede evet, bu kalbi yak ediyorlar. Bu kalbi. O zaman rejideki kadın emekçi kardeşlerimize bu kalbi gönderiyorum. Muazzam çalışıyorlar. Onu da söylemiş olalım. Parades söyle. Ama işte bak hep olumluyu anlatmıyoruz. Şimdi ben Aygün abiye bakıyorum. Fenerbahçe Zaha'yı alıyor, muhteşem iş diyor. Fenerbahçe Zaha'yı alamıyor, helal olsun. Ali Koç dik durdu diyor. Tamam mı? Yani transferi yapsa da başarı var, yapmasa da başarı var. Alıştık biz öyle bunlara bak, canım. Allah her yerde böyle. Bak Aygün abi geldiğinde cevaplar. Ama ben size negatif bir nokta söyleyeyim. Victor Nelson Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Peki. Yani bana hep bunu söylediler. Victor Nelson'a da şunu söylemişler. Şu iki eleme maçını geçelim. Ondan sonra Tottenham ciddiyse, Davinson Sanchez'i de ikna ederlerse takas yapalım seninle. Bir miktar para karşılığında. Ama Division Sanchez'in karşılığı o değil. Nelson değil. Nelson çok daha üst seviyede yani. Ama bana 15 göre lirada para alıyorsun. 24 abi, maç oynamış. Normal. 6 sezondur. Yani Şampiyonlar Ligi'nin stoperi mi değil mi bilmiyorum. Bu sene biliyorsun Tottenham ama zaten. Bilabeden. Bartır yapmıyorsun ki bilabeden. Yani bence şöyle üzerine bir yol izleyebilir Galatasaray burada Eyüp. Yani devre arasında yollarını ayırabilir Nelson'a. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni görürse Nelson'a çok ihtiyacı olacak. Öyle görünüyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tabloya göre devre arasında Nelson'a. Ya elinde liste yani. Şeye bakıyorum. Şu ama Kenan bayağı bir huzursuzluk çıkartıyormuş Marka gibi. Peki şeyi söylüyorum. Kerem Demirbağ konuş. Kerem Demirbay normalde transfere başladığında, pazarlık yapmaya başladığında fiyat düşer. Kerem de fiyat yükseltmiş Bayer Leverkusen. Ama Leverkusen'le alışveriş yapmak kolay bir kulüp değil yani. Tok bir kulüp. Evet. Peşin satan fiyat bir kulüp. Yükseltmiş. Yani Almanya'dan oyuncu koparmak kolay değil. Şimdi iki tane özel haberim var. Gerçi Twitter'da buyurun burada detay anlatacağım yönünde duyurdum ama. Buyurun. Sevgili Kenan da yine onun çok kuvvetli, Ajanspor'un çok kuvvetli istihbarat ağı var, gazeteci kardeşlerimiz var. Onlar da mutlaka bilgi vardır. Bir,
Fred için Galatasaray çok ciddi bastırıyor. Yarın Erden Timur Fred'le ilgili bir toplantı daha, bir girişimde daha bulunacak. Fred'e. Bunu Kerem Demirbay çok olumlu ilerlemiyormuş. Fred için bastıracak. İkincisi de, bu beni de çok heyecanlandırıyor. Kerem Demirbay Lazio'da, Fiorentina'dan sonra Eyüp Lazio'da devreye girmiş. Lütfen buyurun. Kerem konusu zaten zordu ama Fred için Galatasaray'a bastırıyor. Asıl beni heyecanlandıran ve Zaha'dan da daha faydalı olacağını düşündüğüm isim ise Daichi Kamada. Milan'la anlaşamadı. Eintracht Frankfurt'un 10 numarası. Kaç haftadır sana söylüyorum Kamada'yı burada. Artık şeyin patladı, gırtlağın patladı. Zaten konuşuyoruz. Şunu söyleyeyim Kenan Başaran, Yalçın abi. Okan Buruk şöyle demiş Erden Timur'a. Mertens evet tecrübeli bir oyuncu fakat yaşı itibariyle geçen seneki gibi kullanamayız. Onun sürelerini azaltmamız lazım. Mutlaka ve mutlaka ofansif bir orta saha istiyorum demiş. Ve en güçlü aday da Okan Hoca'nın en çok istediği, odaklandığı isim de Daichi Kamada. Zaten koşulları en uygun olan da o. Çünkü Dybala reddi. Juventus gitti devreye girdi. Roma girdi devreye. Eyüp lafını kestim ama Kamada'yı ben burada sana 10 haftadır soruyorum. Fiyatta geldiler Dybala mi bir yere? Dybala varken Roma şeyi ne yapacak? Daichi Kamada'yı? Ya Allah Allah. Yani şimdi böyle bir oyuncuya hayır diyebilirler mi? Roma'da girmişti devreye ama hepsi tek tek pahalı geldi, şey geldiler yani. Bilmiyorum Galatasaray bu Zaha yükünden sonra Kamada'ya da gider mi? Florya'da petrol çıktığı için Kenan Başaran'ın ama okulları daha iyi. Ama 3 tane yerli yazamadın. 3 tane, Yalçın 3 tane yerli yazamadın şuraya, evet. Ne yapacağız? Yazdım. Onu Beşiktaş'ta yazamıyor, Fenerbahçe'de yazamıyor. Ya başka takımlarda konuşmuyorum. Eyüp Yıldız. Eyüp, başka takım konuşmuyorum. Topu taca atmayalım. Şu anda Galatasaray'da 2-3 tane 8+3 yapkanı kadro karşında. Buyur. Ama cevap verdim ki ben sana. Ama ne at verdin ki, diyemedin ki. Kerem. Hayır, ben şey diyebilirim Eyüp. Yani bu Muslera genç kaleci katili gibi bir şey oluyor. Tırnak içinde söylüyorum bu ifade. Yani bir sürü genç yetenek geliyor Galatasaray'a alıyor. Muslera'nın arkasında çürüyüp gidiyorlar. Günay Güvenç mesela çok yanlış bir transfer yaptı. Milli takım şeyine gelmişti yani. Evet, radarına girmişken. Geliyorsun Muslera'nın arkasında niye oynuyorsun? Ama orada bir hesap olabilir. Başaran bir hesap olabilir. Muslera'ya otur diyebilirler. Yok. Son senen diyebilirler. Son sene ama önümüzdeki sezonda Galatasaray'ın kalesini de Günay doldurur mu doldurmaz mı tartışması. Şu an için konuşuyorum. Yüzden... Çünkü ya şu anda bir transfer çılgınlığı var zaten Yalçın. Yani evet. Anormal bir çılgınlık var. Eyüp Yıldız. Yani Galatasaray Muslera'dan Salı günü ilk defa ilk raunda çıkıyor Galatasaray Avrupa sahnesine. Zalgiris'le. Evet. Ve Zaha'yla Bakan bu da listede olacaklar. Yedekler içerisinde olacaklar. İki kişi değiştirme hakları var son dakikada. Doğru onlar. Şimdi bu Kazak bir antrenör var onların başında. Litvanya'nın köklü bir takımı. Tamam bir şey demiyoruz ama yani 8 milyon market değeri var. Senin daha Zaha gelmeden 171 milyon market değerin var. Yani ne olur oralarda? Ya abi hayat normal akışında akarsa Galatasaray deplasmanda handikaplı, içeride handikaplı yener, turu geçer, olması gereken bu. Ama tabii bizim takımlarımız bazen böyle takılmalar yapabiliyorlar. Ben beklediğim kadroyu söyleyeyim isterseniz size. Buyurun. Kalede Muslera olacak, sağ tarafta Boy, sol tarafta Angelino, stoperde Abdülkerim Nelson. Önlerinde Berkan Kutlu, Torreira'nın çünkü sakatlığı devam ediyor. Evet. Berkan Kutlu, 8 numarada Oliveira, 10 numarada Mertens, sağ kanatta Zaniolo, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu olacak, santrafor Barış Alper Yılmaz. Cedric Bakambu ve Zaha da yedekler içerisinde olacaklar. Onlar çalışmadı zaten, şimdi formayı bile giymediler, getirip de bu maça koymanın da bir anlamı yok. Doğru bir kadro verdin. Evet. Ben de bu kadroyu... Bu Fenerbahçe'yi yenen kadroya yakın bir kadro galiba. Öyle mi hatırlıyorum, yanlış mıyım? Tabii Solbek hariç, Angelino hariç. Icardi ile Kazımcan hariç, evet o kadro. Yani evet. Yani
Şimdi demek ki şeyden Torreira'dan bir yere gidiş yok diyorsun. Son toparlamak gerekirse Galatasaray'ı. Torreira bence kaldı ama Victor Nelson'ın ben gideceğini düşünüyorum. Hatta Galatasaray stoper bakıyor. Bugün bir isim daha çıktı, şimdi ismini hatırlayamadım. Polonyalı bir stoper, yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'a kesinlikle önerilmiş durumda. Kesinlikle şey yapamayacağız. Evet. Meyspor'da Zaha'yı uçakta fotoğraflamış. Eyüp. Evet. Meyspor'da yani ben... Türkiye yolunda diyor. Şeyi söyleyeyim bak Eyüp. Şimdi bütün arkadaşlar şey olsun. Matias Oyewusi diye o 24 yaşında bir santrforu var, Nijeryalı. 14 gol atmış. Ve bir de şu anda Vinicius'un bir sıkıntısı, handikapımız bizim şu. Çünkü orada ligler oynanıyor. Şu anda oynuyorlar galiba. 18 veya 19. maçına çıkacak. 22. hafta 49 puanla ikinciymiş Eyüp. 22. Evet. hafta 49 puanla ikinciymiş. Yani bir tehlike bu olabilir bir belki. Bir Tromsø faciası mı bekliyorsun? Hayır, bir şey beklemiyorum. Yani, bir hayır. Bak görüyor musun Eyüp? Beni şimdi şey atıyor. Yani başka, ben bunu söylerken... Aklıma başka bir şey gelmiyor ya. Fenerbahçe'nin de Vardar. Tabii. Gelecek. Bizde de Vardar var. Onlara bakarsan. Geleceğiz, oraya da geleceğiz tabii. Ya Fred de kuvvetli diyorsun. Zaha bakan bu oldu diyorsun. Demek ki Galatasaray yemin adımlarla yürüyor. Peki Sabitzer'den konuş. Reklama Kerem'de gideceğiz. Sabitzer bence mümkün değil. Evet. 15+5 maliyeti var. Yani Bayern 15 istiyor. Sabitzer'in kendisi 5 milyon euro yıllık ücret istiyor. 20 milyon euro vereceğini düşünmüyorum. Ama Fred ve Daichi Kamada Galatasaray'ın gündemindeki iki isim. Alternatifleri ise orta sahada Lo Celso, Tottenham'daki oyuncu ve Kerem Demirbay. Evet. Bir yani de şöyle Erdem Timur'un bir lafı var. Diyor ki biz paranın büyük kısmını çok önemli iki pozisyona harcayacağız yani. Bunlardan biri Icardi'ydi, birisi de Zaha oldu bence. Bundan sonra daha düşük profilde ben transfere gider. Yani. Zaha'da sizin kadar emin değilim. Şey, Zaha'da diyorum, özür dilerim, Icardi'de. Hayır. Niye diyeceksin? Parayı ona ayırmış, olur olmaz. Icardi yatarsa o zaman orada bir... Bakan buyu aldı. Büyük bir, ama o çok maliyeti yüksek değil. Yani burada o ikinci zaten söylemişlerdi. Yani bizim Icardi'ye göre biz ikinci adamı belirleyeceğiz demişlerdi. Icardi okey çıktığı için bakan buyu aldılar. Burada diyorum ki Icardi'ye... Majör bir santrfor almadılar. Icardi'ye ayrılmış bir para var. Anladım. Icardi olur da sağlık nedeniyle son dakika yatarsa o zaman yine o çapta bir oyuncu alacaklar. Evet, son toparla reklama gidelim. Vallahi Eyüp kardeşimize katılıyorum. Yani iyi transferler yapıyor Galatasaray'da. Aynı şekilde şimdi Fenerbahçe'de sonra size geleceğiz. Fenerbahçe'de iyi transferler yaptı. Kariyerli transferler yaptı. Tabii bunların uyum sorunu çok önemli Fenerbahçe için. Şimdi haklı, yayıncı kuruluş da haklı. Dekodur satmak istiyor. Millet 8 İstanbul takımı var. Efendim İstanbulspor Pendik maçını kaç kişi seyredecek? Yani gelmiyor yani. Mesela Pendik kocaman bir ilçe. Diyelim ki 10 bin kişiyi oynamalı kardeşim. Yok dur bakalım göreceğiz. Şimdi İstanbulspor 300-500 kişiyi oynuyor. Efendim bir reklama gidelim. Arkadaşlar sonra kısa bir aradan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş dosyasıyla huzurlu. Voleybolda yine kızlarımız Avrupa Şampiyonası'nda U17'de İtalya'ya 3-1 mağlup olup Avrupa ikincisi olup gümüş madalya kazandılar. Voleybolcularımıza doyamıyoruz. Kadın sporcularımıza doyamıyoruz. Hepsini alınlarından öpüyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz efendim. Efendim, şimdi demin devamlı Zaha Galatasaray'da dedik. O madalyonun bir tarafıydı. Bir de transfer rekortmeni Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin bu seneki en önemli transferi Dzeko. Fenerbahçe kameralarına konuştu. İzleyelim. Sonra sözü Yalçın Bey'e bırakıp iyicene bir Fenerbahçe'yi de bir röntgenini çekelim. Finally the season will start and benim için Fenerbahçe kaptanlığı gerçekten büyük bir onur, büyük bir
ayrıcalık. Bu harika kulübün kaptanı olmak benim için büyük bir onur. Asla kaybetmeyi sevmem. Dolayısıyla kaybettiğimiz zamanlarda biraz daha agresif ve sert olabilirim. Ki bana göre bu da olmalı. Futbolun içinde bu da var olmalı. Eğer ligi kazanmak istiyorsanız bu sadece derbilerden geçmiyor. Bütün maçlara aynı konsantreyle çıkmanız gerekiyor. Ve her maçın önemini ciddiyetle bilmeniz gerekiyor. Bunu biz oyuncular bilmemiz gerekiyoruz. Uzun bir süre şampiyonluğu kazanamadığınız zaman bazı şeyleri aslında iyi yapmamış olduğunuzdan da kaynaklanıyor olabilir. Ki bana göre bu durumu başkanımız, yöneticilerimiz ve kulübümüz gayet iyi biliyor. İlk izlenimlerim burayla alakalı olarak pozitif. En önemlisi de zaten birlikte sıkı bir şekilde çalışıyor olmamız. En iyisini ortaya koymak adına. Çünkü bunu yapmak istiyoruz hep birlikte ve kısa bir süre içerisinde de sezon başlamış olacak. Takım hemen hemen hazır durumda bana göre. Yeni oyuncular geldi ama gelen yeni oyuncuların hepsi %100 bir şekilde hazır değil. Ama öyle zannediyorum ki birkaç hafta içinde, bir hafta içerisinde çok daha iyi bir noktaya geleceğiz hep beraber. Zaten Fenerbahçe gibi büyük bir camianın uzun süredir şampiyonluğu yaşayamamış olması ligde bana göre güzel bir şey değil. Çünkü kazanmış olmalı Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de zaten bu hedeften dolayı buradayım. Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek için hep birlikte ben de buradayım. Benim için büyük bir rekabet şu anda burada olmak. Umuyorum ki hep birlikte en iyisini yapacağız. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia ve en iyisini hak ediyor. Kariyerimde iki santrafor olarak da oynamıştık. Tek olarak da oynamıştık. Dolayısıyla benim için yeni bir şey. Bu sadece futbolcularla değil, sadece takım arkadaşlarımla değil, kulüp olarak, taraftarlarımız, buradaki çalışanlar, herkesin tek bir düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Bana göre bu noktada taraftarların da çok büyük önemi var. Çünkü biz futbolcuların limitlerini zorlamamız adına onların da desteklerini her daim hissetmemiz gerekiyor. Ben burada Fenerbahçe'de bireysel istatistiklerimi artırmak için bulunmuyorum. Benim için Fenerbahçe'de olmak, bu yeni rekabette olmak gerçekten çok büyük bir onur ve motivasyon. Evet, Yalçın Bey, uzun bir süre şampiyon olamamak camiaya sıkıntı verir. Hele ki bunun adı da Fenerbahçe olursa sıkıntı 2-3 kat daha artar demeye getirdi dünyanın en önemli golcülerinden Dzeko. Evet. Buyurun. Tabii Dzeko çok kıymetli bir değer. Yani dünya futbolunun en önde gelen isimlerinden biri. Yaşını falan ileri sürüyorlar ama o yaşta bile tecrübesiyle Fenerbahçe'de çok iyi işler yapabilir. Ve yapacağına da inanıyorum ben. İyi de oyuncular aldılar. Dzeko'yu besleyecek bir orta saha organizasyonu var. O da oluyor yavaş yavaş. Kadroyu koyalım mı İpek? Dolayısıyla Dzeko bayağı bir iş yapacak Fenerbahçe'de. Evet. Zaten geldiğinde de 50 maçla geldi. Yani Serie A'da tabii. 50 maç. Yani tamam sonra girdi, önce oldu. Enteresan. Sonra değil Şampiyonlar Ligi finali oynadı, öyle geldi. Tabii. Bir de enteresan bir şey söyledi. Fenerbahçe ile yaklaşık 3-4 senedir flört ediyorum demeye getirdi. Geçen sene... 2 yıl önce de dedi bir toplantıda beraber olduk. Geçen seneye ama bir, kısmet sene önce, olmadı dedi. Sayın Ali Koç birebir evet. Tekrar görüşmüştü ama evet. Gerçekleşmedi o transfer. Fenerbahçe büyük ihtimalle önce bir savunmasına önemli bir katkı sağladı. Dzeko'yu önce transfer etti. Arkasından Bekao'yu transfer etti. Kadroda görünüyor da burada da arkamda Digivolde de var görebilirsiniz. Orta sahaya Szymański'yi transfer etti. Evet. Bunlar hepsi tabii önemli. Tabii bunların içinde bir star var ki Tadić. Tadić evet. Çok beğendiğim, çok önem verdiğim geldi buraya. Arkasında Kent var. Size de hemen Yalçın Bey bunu da sorayım. Şuradan bana 2+8+3 yapabilir misiniz? Tabii o sıkıntı Fenerbahçe'de de var. Evet. Hatta nereden kısacaksınız? Bir de kaleye şey geliyor. Livakovic. Livakovic. Büyük ihtimalle oldu gibi Livakovic. Evet. Yani ne görüyorsunuz? Zaten o konuda İsmail Hoca'nın da bir şeyi var, tasarrufu var. Sayın Ali Koç'la da konuşuyor. 3 tane Türk oyuncu konusunda ısrarcı olduğu için. Evet.
Kaleyi yerli istiyor şu anda İsmail Hoca. Belki... Peki birdenbire Altay'dan niye vazgeçildi? Şimdi aslında Altay'da yolda gelirken Kerem kardeşimle konuştuk gene. Evet. Yani Altay ilk 2-3 sezon çok iyi maçlar çıkarttı Fenerbahçe'de. Bir şey mi var? Sakatlık mı var? Siz Fenerbahçe'nin çok iyi analizi... Sakatlık vardı. Ameliyat oldu. Evet. Şimdi toparladı artık. Yavaş yavaş herhalde oynar. Bir de İngiltere'den bazı teklifler geldi Altay'a. Ha yok canım o kadar deme ya şimdi öyle. Yani İngiltere'den ne gelebilir yani şimdi? Zaten ikinci kaleci olarak düşünülüyor. Hayır anlamadın. Şey için değil, İngiltere'ye gideceğim. Yani İngiltere'de sıradan bir takıma gideceğim. Ya burada Türkiye'nin majör takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlarda oynamak, Avrupa kupalarında oynamak. Ama geçen sene bir geri pas yapacak olursak hatırlayın. Jorge Jesus sahaya çıktı. Bu çocuğu protesto ederseniz bir daha ben giderim dedi. Giderim. Evet. Evet. Yani bu sefer de Livakovic'in peşindesin. Fenerbahçe tabii ki 9 yıldır şampiyonun gelmemesine mütevellit olarak evet. Kendi oyuncusuna karşı çok acımasız. Hani burada konuştuk. Evet. Ya tamam derbide golü yok ama öte yandan Valencia 30 gol atmış bir golcü Valencia'yı nasıl protesto edersiniz? Yani siz yani, bundan önce yani. Gol atan santraforu bile bulamıyordunuz yani. Bırak o, derbide atmayı. Evet. Evet. Bence Altay'daki mevzu bir geçen seneki taraftarla yaşanan sorunlar iki kritik sakatlık geçir yani bir, bu ikinci sakatlık belki kronik bir durum da olabilir ama bence biraz karşılıklı orada ilişki geçen sene yıprandı. Yine Livakovic de yine Arabistan'a gitme durumu söz konusu. Yok şimdi yani son aldığım Avrupa'dan aldığım ya yani telefonla aldığım çalışırken içeride aldığım Fenerbahçe Ağustos ayının ortalarına kadar bekleyeceğim diyor. Ama Ağustos ayında önemli iki orta saha oyuncusuna kement atmışlar. Ndombele ile Dominguez'e. Ndombele Fransız biliyorsunuz Tottenham'ın oyuncusu ama bu sene Napoli'de kiralık oynadı. Dominguez de Arjantinli biliyorsunuz. O da Bologna'nın orta sahasından. Yani Fenerbahçe hala kadro yığılması yapıyor. Şimdi o transferlere artı ben birkaç tane daha isim söyleyeceğim. Evet. Tottenham'ın... Ben Altay'la ilgili Tottenham'ın... söyleyebilir miyim Yalçın abi? Efendim? Altay'la ilgili küçük bir ekleme ben de yapabilir miyim? Buyurun, buyurun. Yani şimdi aslında Altay Bayındır uzunca bir süre sözleşme yenilemedi. Hatırlayalım, hafızamızı zorlayalım. Evet. O bölümde Altay'ın en büyük sıkıntısı şuydu. Hatta iki tane büyük sıkıntısı vardı diye cümleyi düzelteyim. Bir tanesi tribünlerin en ufak bir hatada onun protesto etmesiydi. İkincisi ise gelecek sezon yabancı kaleci planının olmasıydı. Yani bunlara göre karar verecekti. Şimdi mesela Kenan çok güzel bir şey söyledi. Günay en iyi döneminde şimdi gelecek Muslera'nın arkasında bekleyecek dedi. Altay yabancı bir kaleci gelirse hele o isim Livakovic ise onun arkasında bekleyeceğini biliyor. O yüzden bununla ilgili aslında Fenerbahçe yönetiminden bazı güvenceler aldı. Şimdi tabii ki de planlar değişti. Yani aman Altay'ın kalbi kırılmasın, gönlü kırılmasın diye Fenerbahçe oraya hamle yapmaktan vazgeçecek değil. Çünkü dönem dönem Muslera Altay handikapını veya Muslera İrfan Can handikapını Fenerbahçe yaşadı. O yüzden Livakovic hamlesini yapmak istiyor. Benim tahminim eğer bu hamle gerçekleşirse Livakovic gelirse yani Altay'ı Fenerbahçe tutmakta zorlanabilir. Ya ben de bunu anlamıyorum. Birinci kaleci birdenbire durdu. Durup dururken 10 milyonluk bir maliyet çıktı Livakovic. Tamam çok iyi bir kaleci. Hırvatistan milli takımının dominant bir kalecisi ki Hırvatistan milli takımının bir dokümanteri vardı. Onu seyretmiştim. Orada da bayağı uğraştılar. Onu adapte edebilmek için sahaya. Yani Hırvatistan da biliyorsunuz sucu bir takımdır böyle. Evet. Sert bir takımdır. Kendileri 30 yaşına 35 yaşına gelip oynayanlar hala orada. Perisic'ler orada, Modric'ler orada ama bayağı biz enerji sarf ettiler. Dalic orada dedi ki biz küçük bir ülkeyiz, 3 milyonluk bir ülkeyiz. Evet. Genç oyuncu yetiştirmemiz mümkün değil. Siz çıkartın dedi. Peki şimdi kaleyi de yabancıya teslim edersen Osterwalde için ne diyorsun? Osterwalde için söyledim. Yani ilk geldiğinde bayağı bir iyi haberler vermişlerdi. Mesela bir yerli menajeri var onun.
Avrupa menajerinin Türkiye, Türkiye temsilcisi. Onunla bir ufak konuşmamız olduğunda sol kanatta çok süratli, sürekli öne çıkar, yakalayamaz. Geçen sene haksızlık yapmayalım. Bir maç mı, iki maç mı ne oynadı zaten? Zaten hazırlık maçlarını çok iyi gördüm. Ben de evet, iyi gördüm. Ben de. Şek gibi. Evet. Yani o arkadaşım söylediğini hazırlık maçlarında gördük, ya, izledik. Yani tabii, ilk iki maçta bayağı gidip geldi. Belli olmuyor tabii. Ciku'yu seyrettin mi? Ciku'yu seyretmedim. Etmedin. Şimdi herhalde orası Ciku Beka olacak. Sağ tarafta Ferdi olacak herhalde. Öyle sağda görünüyor. Ferdi olacak yani, büyük bir ihtimalle. Değil mi? Tabii burada Altay tartışmasını İsmail Kartal şundan dolayı yapıyor. Yani diğer bölgelere öyle üst düzey oyuncular alındı ki. Tabii hocam. Üç yerli hakkını o yüzden kalede Altay'ı o yüzden görmek istiyor. Yani diyor ki ben onu kalede kullanmayayım. Sergen Yalçın'ın bu ligde Ersin'le şampiyon olduğunu hatırlarsa. Doğru. Yani Altay'la Fenerbahçe bu sezonu çıkartabilir. Altay'ı aldığın zaman kaleye de yabancı olacak. O zaman diğer bölgelerde... Kaleye yabancı oldu mu İsmail Ferdi, İrfan Can Kahveci? Yani zorlanacak. Ben bu saatten sonra mesela Eyüp'ü kızdırmak için de olsa giderim federasyona, yabancı sınırını kaldırtırım. Peki, anlatabiliyor muyum? Yoksa bir türlü zor zaten olacak yani. Ali Koç'un... Hayır. Dedi zaten. Ali Koç dedi, dedi evet. Dedi. Şimdi Arda Güler ve Altay'da sıkıntılar çıkınca Livakovic yani yabancı kaleci kararı alınca Ali Koç çıktı gitti, federasyona şunu önerdi. Ya kaldıralım ya da 9+2 yapalım dedi. Ama evet, şimdi zamanında 8+3 devam etsin diyorsun. Elinde Arda Güler olduğu için ve Altay'a güvendiğin için. Şimdi yabancı kaleci ve Arda Güler gittiğinde de 9+2 diyorsun. Ya yani bu çok açıkçası hocaların yani teknik direktörlerin elini bağlayan sıkıntılı bir karar. Yani bunun Türk futboluna ve Türk futbolcusuna bir faydası yok. Zararından neresinden dönülse kârdır. Bir an önce burada plan değişikliğine gitmek lazım. Evet. Yani şimdi takımlar biraz sonra tabii Beşiktaş'ta konuştuğumuzda Galatasaray'da konuştuk. Galatasaray'da bu arada Eyüp Yıldız Galatasaray'da öyle yani çok tam planlı projeli gidiyor diyemeyiz. Onlar da savrulmuş vaziyetteler. Yani ya yayıncı kuruluş res çekti. Arkadaşlar ben size bu sene 75 milyon dolar veririm. Ben bu takımlara bu parayı vermem. Ya da siz çok büyük transferler yaparsanız dedi. Tabii bunlara hayal mahsulü konuşuyoruz. Şimdi Yalçın, şimdi bir de Fenerbahçe'nin bir handikapı var. Yük boşaltmak zorunda. Tabii çok, şimdi çok genişledi. Şimdi Henrique'den başlayalım. Çok şişti kadro. Stoperlerden Henrique. O kesin... Etli balık mı? Hiçbir şey anlamadım. Evet. Geldi sakat, oynuyor sakat. Yani Diego Rossi, 4,5 milyon maliyeti var ya. Evet. 4,5 milyon. Yani ne yapmış? Yani Kent ve Tadic gelince zaten üçüncü tercihe düştü. Tabii. Otomatikman. Gidecekler, kesin gidecekler yani. Ama yani isteyen mi var? Geçen yaz 5,5 milyon. Yani Jesus'un... Kenan. Ama Fenerbahçe gönderme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Yani Samatta'dan bile para kazandı. Ya ama Kenan bu şimdi dünyanın en büyük markası Jorge Jesus. Yani bu takımın şu anda sayacağım isimlerin %75'i onun eserleri. Ya tamam da şöyle bir şey var. Burada tartışmamız gereken şu. Bu takım geçen sene küme mi düşmeye mi oynuyordu? Ya şuraya bakar mısın? 3 kadro çıkıyor ya. Lig ikincisi. Yani 3 kadro daha geçen... Ya bu Rossi alınırken... Evet. Efendime söyleyeyim aynı bugünkü gibi uçak bekliyordu insanlar. Evet. Problem şu. Problem şu. Evet. Gereksiz transferler yapılıyor. Teknik direktörler kadro istikrarı sağlayamıyor. Ay ya şimdi Rossi'ye de... Ya Pelkas mı? Hatırlasanıza ya. Ne aşamaya evet, geldi şimdi... gitti Başakşehir'e. Yani bu sezon dahil olmak üzere yani teknik direktör dedin. Bak Şenol Güneş orada bir güzel laf söylüyor. Yani benim hedefim diyor önce elimdeki oyuncuyu kazanmak, ondan verim almak diyor. Sonra transfer bir eksik yeri tamamlamak. Beşiktaş'a geldiğimizde konuşacağım çok şey var. Zaman, dilimi ısırtma evet, bana. Ya şu tablo ne biliyor musun? Yönetim istifa tablosudur. Ya bu kadar oyuncu. Şimdi Serdar Aziz varken mesela sen hocam Ciku'yla Bekao'yu getirip niye orada bir yerli kontenjanı sıkıntıya sokuyorsun? Ya bakın Avrupa kontenjanına Umut Nayır yazılmamış. Bu Samet'te sen geçen devre arası 4 milyon küsür para evet, ödedin. Evet, Adana Demirspor'a verecek diye bir hava vardı en şurada, son. Şurada, şu kadroda bank oynayacak tek yerli Ferdi.
Bak Teker, Ferdi, İsmail Yüksek zorlar. Bugün bir haber gördüm. Peki, İsmail Yüksek 20 milyon euro. Ya ne yaptınız 20 milyon euro? Buyurun. Bana sorduğunuz o zor soruyu neden Yalçın abiye, Yalçın Türkiye ve Kenan Başarılı'na soruyorsunuz? Yalçın yeni geldi şimdi. Yalçın'ı yıpratmak istemiyorum. Neymiş efendim zor soru? Zor soruyu Kenan soruyor. Yerli meselesi herhalde zor soru. Ne soru ne? Ha, bu yani kadroya iki, yerli. Üç yerli. Onlar daha beter. Onlar hiç koyamayacaklar. Emin ol. Peki size bir şey sorayım arkadaşlar. Hayır normalde ben burada kadroyu 7-8 yerliden de kurarım ya. Vallahi kurarım ya. Abartılıyor doğru, ya. Doğru ya, söylüyor bu ya. Bu kadroda Altay oynar. İrfan Can bile Altay'dan önce oynar. Tamam mı? Serdar Aziz de çok rahat oynar. Ferdi oynar. Mert Hakan yandaşı alırım bir. Onu bir beynin önce bir o oyuna bakışını değiştiririm. Oynar. Oynar o çocuk. Ya ne oldu? İsmail Bekle. Zaten oynar. Şimdi, Emre Mora ne oldu ya bu çocuk milli Bekle. Takımın? Sırayla gidelim. Arda Güler'den önce. Kenan, Arda Güler. Messi diyorduk biz bu çocuğa. Messi, söyle, Messi. Söyle Eyüp. Biraz. Bana forma verirsen ben de oynarım. Önemli şöyle olan söyleyeyim. Oynamak değil. Şimdi, önemli olan sahaya girdiğinde iyi oynamak. Ya Serdar Aziz oynar diyorsun. Teknik direktör ne yapacak Eyüp Yıldız? Bak geçen seneki şampiyonlukta ben hala iddialıyım. Okan Burun katkısı %5. %25. %5 de seni şampiyon yapıyor işte. Yapmıyor, bak, yapmıyor. Yapmıyor. Şimdi biliyor musun? Hazır kadro getiriyorlar, veriyorlar. Hazır. Ya oyuncudan sen biraz verim alacaksın bak. Geçen seneki Galatasaray şampiyonluğu %40 Erdem Timur. Tamam mı? %50 Icardi, %10'da hoca. Şöyle tekrardan bak, ben şu şöyle bir yorum yapayım. Şimdi burada hep Fenerbahçe'nin Ali Koç'un tabii bu sene çok para harcıyor. Dzeko'ya imza parası, artı yıllık ücret çok yüksek. Tadic öyle, Ciku öyle, işte Beka öyle. Yani büyük paralar harcıyor ki daha da harcayacak Fenerbahçe. Şimdi bunu tabii bu Fenerbahçeleri bir yandan da mutlu ediyor. Taraftar çok fazla muhasebe yapmadığı için mutlu ediyor. Ama diğer taraftan şimdi satıp, mesela satıp, sen de... Satıp para da kazandı Ali Bey yalnız. Oyuncuları tamam. Satıp para da kazandı. Mesela, Arda Güler'i verdik. Burma'yı verdik. Berişe'yi verdik. Abi. Yalçın abi. Sözümü bir bitireyim. Orada bir başarı var. Haklısın. Şimdi Kenan Başaran sen Fenerbahçe başkanı olsaydın ikinci haftanda tribünler seni istifaya davet ederdi. Çünkü sen Serdar Aziz'i, sen Samet Akaydın'ı, Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe için yeterli görüyorsun. Ama Nazım'ı unuttu. Sangare Nazım'ı unuttu. Sangare Nazım'ı unuttu. Şimdi bak. Ya bak teknik direktör bu oyunculara. Ama bak. Dur bitsin. Hayır. Serdar Aziz de Samet Akaydın'da. Sen şampiyon olamazsın. Fenerbahçe'nin hedefi ilk 5'te Samet güzel transfer. Fenerbahçe'nin hedefi Avrupa'da ve Türkiye'de başarıysa Samet Akaydın, Serdar Aziz, bunlar Mert Hakan Yandaş, bunlar yeterli futbolcular değiller. Sen yeterli değil. Ben buna katılmıyorum. Bak teknik direktör dediğin kişi bir oyuncuya seviye atlatır. Eski bak Emre Mor'u nasıl Karagümrüt'e futbola döndürdülerse aynı şey Mert Hakan Yandaş da İsmail Kartal yapacak. Şimdi bak Red Bull dediğin oyuncu işte Beşiktaşlar out yakıyor. Ya Şenol Güneş gelene kadar Red Bull ne oynamış? Sıfır. Babel Türkiye kariyerindeki en iyi dönemi ne zaman? Şenol Güneş zamanı. Hani Şenol Güneş bir ara ne diyorduk? İkinci bahar yaşatıyor. Aynı evet. Şey ya burada şu takımı ver Şenol Güneş'e. Mert Hakan Yandaş tekrar parlar. Emre Mor daha yüksek bir seviyeye geçer. Ve savunmada Serdar Aziz milli takım forması giymiş. Serdar Aziz'deki tek sorun şu. Sakatlık problemi evet. Çok sık. Yoksa senin Abdülkadir Bardakçı Konya'da sezonun bir tane sezon oynadı ve Galatasaray'a geldi. Ondan önce Konya sürekli sağa sola kiralık yollamış. Anlatabiliyor muyum? Yani ya ama tuttu. Bu işte bu çok şey şimdi, değil ya. Tamam. Çok böyle yani şimdi Yalçın'a Sergen Yalçın'ın farkı bu tamam mı? Tamam. Ya şimdi bu kadar abartılacak bir şey yok. Hayır ya. Abartmıyoruz ama önümüzde bir tablo var ve o tabloya göre de konuşuyoruz. Şimdi değerli Yalçın'a şunu sormak lazım. Önce bir boşalması lazım. Çok şişik bir kadro arkadaşlar. Yani yapıyor beş bak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un en iyi şey yaptığı şey bu. 5 yıldır
Her sezon takımı baştan sona. Bu takım 200 futbolcu geldi bu gitti. Bu takım topuk yaylasına boşaltı, gitse. Boşalttı, rahat olur. Herhalde, o en iyi yaptığı şey zaten. Topuk yaylasına gitse herhalde kamp odaları yetmeyecek. Yetmez. Başka geldi. Şimdi geçen sene de bu cümle kuruldu biliyor evet, musun? Evet, evet, evet. 40 yetmedi. Kişi mi ne kalıyordu? Yetmedi. Nazım Sangare. Arkadaşlar yani artık konuşacak bir laf yok. Beşiktaş'ın elinden alındı Nazım Sangare. Evet. Bak nedir? Evet. Transfer çalımları iyi değil bak. Nazım Sangare de. Sana yapıyor bak, bunu. Nazım Sangare eğer ki kariyer yönetiminden anlasaydı kendi kariyerini Beşiktaş'ta bugün bank oynardı, milli takımdaydı şimdi. Gitti orada kesemeyeceği oyuncunun yedeği oldu. Evet. Yanlış sen transfer. Sen de bu senaryoyu Şenol Güneş'in oyuncuları ayağa kaldırması üzerinden konuşuyorsun. Muleka'yı niye kaldıramadı Şenol Hoca? Acele etme bu sene gör Muleka'yı. Uğraşıyor ama bak her demecinde Muleka ile ilgili konuşuyor. Diyor ki bak bir iyileşme var ben ona şans veriyorum ama. Beşiktaş. Adamı sürekli kovmaya çalıştı Masu Aku'yu Şenol Güneş. Onu Beşiktaş dosyasında konuşalım. Şimdi değerli Yalçın'a sözü verelim. Şöyle bir şey ben tek tek soru cevap gibi gidiyorum. Nazım Sangare gider mi? Bu maaşlarla nasıl gönderir? Kim alacak? Artık bir çaresine bakacak. Kim alacak? Var mı isteyeni? Kapıya gelen var mı? Şu ana kadar kapıya gelen yok. Diego Rossi'nin sana maliyeti, kulüp maliyeti 5,5. Maaşını konuşmuyoruz. 4 milyona yakın da maaşı var. 10 milyon bir maliyeti var. 4 milyon bugün Rossi'ye verecek Avrupa'da, Türkiye'de herhangi bir kulüp var mı arkadaşlar? Ben mi bilmiyorum? Ya da Avrupalının parası kıymetli de bizimki mi dandik? Anlamıyorum bunu. Neyse Nazım Sangare. Joshua King. Gidecek. Buyurun. Gidecek evet. 16 maç 4 gol. Joshua King. Buyurun 2024'e kadar da kontratı var. Evet. Değeri de 5 milyon euro. Buyurun. Şimdi efendime söyleyeyim. João Pedro. O da yok bak. Buyurun. Gidecekler arasında. Evet. Var yok diye koymadık. Hmm. Cagliari'den 4.7'ye aldın onu değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru, yani doğru. Şeyleri var, notları var ama yani 31 yaşında yani 28 maçta 5 gol atmış yani. Serdar Dursun. Ama o da yani hiç sakatlanmayan oyuncu geldi Fenerbahçe'de evet, sakat. Yani. Serdar Dursun. Evet. Şimdi kim alacak yani ne yapacak? Mesela bak Batshuayi, Dzeko Batshuayi gitti. Niye? Tamam varlar. Serdar Dursun Fenerbahçe'ye gelip milli takıma çıktı ya. Tamam. Şimdi Kenan bunlar spesifik işler ama şu anda market değeri var mı onu soruyorum. Veyahut da kadro şişikliğinde yer bulacak mı? Belki yerli statüsünde bulabilir ama. Anlamadım Serdar Dursun varken niye Umut Dayır? Umut Dayır ha bravo o çok yaşayacaksın. Yani bunu o zaman söyle. Serdar Dursun'u göndereceğim diyorsun. Yani. Bir. Umut Nayır'ı Umut Nayır'ı da şampiyonlar da gurur yapıp yazmadın. Çok şey bir çocuk yani böyle farklı bir mizaza sahip yani iddialı bir çocuk. Evet. Mesela Demirspor'a gidecekti geçen devre gitmedi. Gitmedi. Başka da bir şey söyle. Umut Nayır dedin aldın kadroya yazmadın. Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok Umut Nayır. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani Crespo geçen senenin ilk yarısının bundan evvelki senenin yarısının önemli bir oyuncusuydu. Şimdi menajeri beyanat veriyor. Biz diyor yerimizden memnunuz. Ben de yılda 2,5-3 milyon euroyu cebime koysam ben de memnun olurum. Niye kıpırdamayayım yani buralardan? Şimdi burada futbolcunun eli güçlü. Bu yapıda futbolcu evet, güçlü. Tabii ki o uzun süreli sözleşmelerde. En iyi kontratla gitmek isteyecektir. Ben burada futbolcudan ben de olsam ben de öyle düşünüyorum abi. Yani şimdi bunun ayıbı yok. Şimdi gelenlere ne yapacağız? Şimdi Sebastian Szymański. Evet. Tamam kariyeri güzel. Dinamo Moskova Feyenoord'da oynadı. Feyenoord bu sene şampiyon oldu. 40 maç oynadı. Feyenoord onu tekrar kiralamak istedi. Ben Hollanda'ya gelmeyeceğim dedi. Bilginiz olsun dedi hocasına. 10 gol 7 asistle orta sahada oynadı. Bu tamam. Bunun kariyeri belli gidiyor. Evet. Şimdi Bekao Udinese'de biliyorsun onun zaten kapasitesi belli. Yani 5 sene kontrat vermişsin Udinese'den aldığına. 27 yaşında Brezilyalı'ya. 8 milyon 312 bin 500 euro vermişsin. 3 yılda 5 eşit taksitle 4 yılda kontrat. Evet. Şimdi tamam eğer olursa zaten stoperlere bu olur. Neydi bizim stoper? Macar? Salay. Salay'ı da hatırlıyor musun? Eyüp Yıldız. Salay için dedim ki geçen hafta burada. Union Berlin hocası tanımıyorum. Ama duydum ismini dedim. Sayın Kenan Başaran bana dedi ki ya transfer işi geç onu dedi. Şimdi bunu söylemeden geçemeyeceğim. Vallahi onu şimdi, ayıp o zaman ya. Macar milli takımının stoperini tanımıyorsa yani. Hoffenheim'dan kontrat aldı. Şimdi Onik Azinyan ne desin yani? Şimdi Eyüpçüğüm burada bir şey söylemeyeyim mi yani? Peki Eyüpçüğüm yani, ben soruyorum. Macar milli takımının stoperini tanımayan bir teknik direktörü. Bir tane gol ben attım galiba Kenan Başaran'a. Bir tane de sen attın az önce. 3
3-0 geride gibi duruyor Kenan Fıkça. Nasıl 3-0 geride? Eyüp bak ne diyorum ben Sergen Yalçın hatırlar mısın? Sergen Yalçın'ı övdüler. Evet. Efendim neymiş cep telefonundan 2 dakikada Gezal'ı izlemiş alın demiş. Şimdi gazeteci orada ne görür biliyor musun? Orada şunu görür. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde çeyrek final kapısındayken yani Sergen Yalçın Beşiktaş-Lyon maçlarını izlememiş. Sadece Beşiktaş-Lyon o tarihe geçen iki mükemmel evet. maçı izlese Gezal'ı oradan tanır. Şimdi evet. tamam mı? Bardağın dolu tarafından bakarsan hoca çok zeki. 2 dakikada cep telefonunda izlediği oyuncuyu çakıyor, alıyor. Çok şahane oyuncu diyor. Ama boş tarafı ne? Ya futbolla hiç ilgisi yok. Ama Beşiktaş'ın şimdi Lyon maçlarını bile izlememiş Sergen Yalçın. Ama Union Berlin hocası Eyüp. Bir kimse bir de belki de zaten. Aynı Sergen Yalçın bu sefer Pjanic'i izliyor cep telefonundan. Ne oluyor? Ertesi sezon. Ama Pjanic'i de sıfır çekip Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Çok ünlü bir koçumuza basketbolda diyorlar ki şu NBA yıldızını isterseniz getirebiliriz diyorlar. Ya ben tanımıyorum diyor. Hayda. Aslında basketbola yeni başlayanlar bile bu oyuncuyu biliyorlar yani. O kadar tanınmış bir oyuncu. Ben tanımıyorum diyor. Şimdi ama hocam, yani. Ama hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Yani, değerli Eyüp Yıldız. Union Berlin hocası. Bak Eyüp Yıldız şöyle bir konu var orada ama. Ben hoca tanımıyorum demedi. Hoca ben... Biliyorum, duyuyorum ama alacak gözle bakmadım demek istemiş. Sayın Kerem Başaran da o transfer politikası dedi. Ben de Hoffenheim'a giden 12 milyon euro etti mi o? 12 milyon etti mi o? 12-14 arası bir 12, fiyat. 12-14 Union Berlin şişirmesiydi. O değil. Zaten alacakları yok. Union Berlin 14 milyon adama verir mi? Gayet transferlerini görmüyor musunuz? Orada %50 de vergi de var zaten. Şimdi bana şeyi söyle. Mia Zeiss ne oluyor ya? Yalçın. Mia Zeiss şu an... Geçenlerde menajeri geldi. Evet. Kulüple görüşme yapıldı. İhtiyaç var mı? Orta sahasında. Mümkün değil. Yani orta saha zaten çok fazla artık yani. Crespo'yu boşaltıyorsun. Emre Demir yok orada. Lincoln Szymanski, Mert Hakan. Şundan dolayı kalecin yabancı olursa orada yerli oynatmak zorundasın bir tane. Ya o da İsmail. Var mı öyle bir hareket? İsmail elinde varken. Tabii yani kaleci yerli yabancı olursa ben... Kenan'ın dediği doğru. Orta sahada mecburen... Benim duyduğum enteresan bir konu var. Kaleci kesinlikle Livakovic. Ben de onun istihbaratını aldım. Orada yani enteresan yok. Bir olay var. Mert Mürdül'ün üstünde duruyorlar ama Sassuolo'dan Kenan, İtalya'nın en pazarlıkçı takımı. 6 milyon euro istiyorlar. Ama geçen sene bu çocuk oynamadı. Sakat. Hiç oynamadı. İki maçı var. Şimdi ben sakatlık konuda, nüksedebilir diye. O konuda şunu söyleyeyim. Mert Müller'in sakatlık konusunda Fenerbahçe'nin bilgisi var. O yüzden Merih Demiral'a yönelmiş durumdalar. Mümkün değil canım. Mümkün değil. Demiral mümkün değil. Menajerlerle görüşüyorum. Mümkün değil yani. Mümkün değil. 10 milyon euro istiyorlar. 10 milyon euro veremezler. Mümkün kiralık, değil. Bir kiralık belki. Hayır stoperleri var. Aldı iki tane taş gibi stoper aldı. Fenerbahçe ile ilgili şunu duydum. Yalçın abi ne der bilmiyorum ama Mert Müldür transferi İsmail Hoca'nın çok istediği, çok bastırdığı bir isimmiş. Üçüncü yerli olarak da Livakovic eğer o kaleye geçerse, yabancı kaleci olursa mutlaka sağ bekte Mert Müldür'ü kullanmak istiyormuş. Bunu da yine ben bir bilgi olarak paylaşayım. Tabii Galatasaray da orada masada ama ben artık Galatasaray'ın hani çok büyük bir para vereceğine inanmıyorum. Bir ikincisi Dubois, Kaan Ayhan ve Sasha Boy varken dördüncü sağ beki almaz bence Galatasaray. Kimin için konuşuyorsun sen Galatasaray'da? Mert Müldür. Olmaz. Evet. Çok şeyi soralım değerli Yalçın'a. Dusan Tadić. Tadić nereden çıktı? Tadić. Çok beğendiğim bir oyuncu. Evet çok iyi oyuncu. Yani, kaliteli oyuncu. Ne yapacak? Nasıl oynatacak? Bu kadroyu nasıl kontrol edecek? Yani dediği gibi Kenan'ın Emre Mor'u kaybetti ya. İsmail Hoca'nın işi çok zor. Şimdi 5 yıllık 6. yılına giriyor Sayın Ali Koç. Bu süreç içinde en iyi transferi İsmail Hoca'ya yaptı. Bundan önceki yıllara bakarsanız bu kadar kariyerli yıldız oyuncuların olduğu bir transfer politikası yoktu Fenerbahçe'de. Ama İsmail Hoca'ya böyle bir kadro verdi.
Ya İsmail Hoca'nın işi çok zor şu anda. Yani çünkü kadro kurmakta mı zorlaşacak? Tabii hem kadro kurmakta zorlaşacak. Ondan sonra oyuncu tercihleri de çok zorlanacak. Bir son dakika verebilir miyiz? Verirsin tabii. Di Marzio, bu meşhur İtalyan gazeteci. Evet. Icardi Galatasaray'la sözleşme imzaladı Eyüp'cim. Eyüp Yıldız. Biz de zaten paylaşmıştık ama milyonlarca takipçimiz olmadığı için tabii doğal olarak büyük balık küçük balığı yutuyor. Az önce ben paylaştım. Hatta bugün bizim rejiyi, özellikle YouTube ekibimizi çok... O zaman bir kaje atalım buna. Bütün kalbimle tebrik ediyorum. Çok güzel videolar kesmişler. Hepsine de like atıyorum. Herkesi de davet ediyorum. Bir tane Icardi videosu çekmiş, kesilmiş Yalçın abiyle konuştuğumuz bölüm. Biz orada zaten belirttik yani Icardi'de bir problem olmadığını. O zaman forvet takımı tutulmaz diyorsun. Hele Torreira da gelirse... Bonservis 10 milyon euro. Bak bir şey söyleyeyim. Eğer değerli rejide varsa... Bak içime mi mal oldu, ne oldu bilmiyorum, malum mu oluyor? Bir Galatasaray kadrosunu koyarsalar... Ben Icardi'yi yazdım Galatasaray kadrosuna, biliyor musunuz? Var Galatasaray kadrosunda. Bak Eyüp Yıldız. Icardi başta, görüyor musun? Ya yazmamak endişe yaratmaz mıydı? Hayır, mesela daha kontrat imzalanmamıştı. Eyüp Yıldız, görüyorsun değil mi? Evet ama sen herhalde burada bugün bana güven... Eyüp Yıldız'la Onik arasında bir kompliman, bir iltifat. al gülüm ver gülüm yani. Ya, bu şey vardı ya, Fenerbahçe'ye gelen bir Madruşanu muydu? Ya Madruşanu. Yani sürekli yanı oynardı ya. Evet. Sizin durumunuz da bu yani. Tabii ki Icardi'yi yazacaksın. Icardi yazmadı. Kontrat imzalamamış. Zaha'yı yazmadık ama mesela. Ama imzalamamış da hani şeyden dolayı. O nereden uylandın biliyor musunuz? Galatasaray'ın şeyden, Icardi'den. Ve kutlarım. Ben iyi futbolcular gelsin istiyorum arkadaşlar. Yani kaliteli oyuncular gelsin. Lig parlasın. Lig var ya, bu seyirciyle, bu ateşli seyircileriyle. Ya bir Galatasaray, Fenerbahçe maçı oynanıyor. Türkiye, dünya değişiyor arkadaşlar. Ya basit şeyler değil bunlar. Tabii yani ki. Biz küçültüyoruz. Ve mücadele var, sertlik var. Yani futbolun her türlü içinde enstrümanı var, enerji var, dövüş var, kavga var, hakeme kavga var, maç sonu var. Yani böyle futbol oynanıp da efendime söyleyeyim gitmiyor yani şeyler. Devam ediyor yani hayat. Bütün salığa, çarşambaya kadar, Avrupa kupalarına kadar devam ediyor. Yani şimdi dediğin gibi Tadiç gelsin. Efendime söyleyeyim, ne bileyim yani Szymański gelsin. Dzeko gibi bir adam gelsin. 50 gol attı ya adam. Evet. Her sene 30 golün üstünde oynayan bir oyuncu. Kenan Başaran yani. Şimdi Fener'i verelim efendim. Fener'le devam edeceğiz çünkü teşekkür ederiz. Şimdi Dusan Tadiç diyorsun, her maç 50 maç ortalama oynuyor. Yaşlı diyorsun, şey diyorsun, 50 maç ortalama oynuyor. 17-18 gol atıyor, 24-25 asist yapıyor. Her, yani bunlar önemli şeyler. Yani baksana yakışıyor arkadaşlar bak. Yani şimdi dünyada bizi konuşuyor. Majör ligler bu kadar şey değil mesela. Bundesliga'ya bakıyorsun, bu kim diye Google'a bakıyorsun futbolcusuna. Kim bu diye. Yanlış mıyım Başaran ya? Yani Kim Minje diyorlar. Allah Allah. Yani ya bu Kenan bugün var ya hasretlik içinde. Çünkü ya, Beşiktaş var ya. Vallahi. Şimdi geleceğiz biraz sonra Beşiktaş'a da. Şeyde Mehmet Büyükekşi ile görüşmüş onluk bugün. Ligimizin değerini, marka değerini parlatıyor. Mehmet Büyükekşi ile oğlum Ahmet Nurçevi görüştü. İmzaladılar. Şimdi Beşiktaş dosyasını açtığımızda görüşeceğiz. Karşılıklı mektuplaştılar. Biliyorsunuz değil mi o mevzuyu? Şimdi bizim Yalçın'a Avrupa'yı soralım. Zimbru. Evet. Buyurun. Çarşamba günü. Moldova'nın takımı. Çarşamba, evet, çarşamba geliyor. Ülker stadına alıyorsunuz. Evet. Beş deyip gönderiyor musunuz? Beş. Vardar olası. Hayır. Bana böyle söyle böyle, abi. Şey, beş deyip gönderiyor musun abi? Klasik bir cevap vereyim. Futbolda evet, her sonuç var. Ama yok. Bazı bak. Baskette Eyüp Yıldız basketin imparatorudur. Bizim evet, içimizde en iyi basketi. O bizim içimizde dedim. Şey için değil. İyi araştırmacıdır. Baskette bilir ki şey olmaz. Kazanacak adam kazanır. Orada fazla böyle... Topa 90'da vurdun, hatırlar mısın Johnson'u? Evet. Ali Samiyen'de bir tane vurdu. Emre'nin sırtına çarptı, gol oldu. Yani ha, bravo bak nasıl. Bak önemli şeyleri Yalçın nasıl hatırlıyor. Şimdi mesele şeyde, futbolda da bazı yerler vardır ki ihtimal yoktur. Bu işte ihtimal yoktur. Bu kadroyla senin market değerin 187 benim, milyon. Benimki espriydi zaten ya, yani her sonuçta. 3 milyonluk market, evet, değeri olan takımı burada 5-0 yenersin. Orada 3-0 yenersin, iyi akşamlar der gidersin. Bu, olması gereken bu zaten. Hocam bu
Ne kupası? Üçüncü kupa ya. Eskiden fuar şehirleri kupası vardı. Evet. Yani ona benziyor. Buradan bizim bütün takımlarımız birinci, ikinci final oynamalı yani. Tam burada devreye gireyim. Buyurun. Şu Galatasaray kadrosu bir kere Şampiyonlar Ligi'nde grupları geç, gruptan çıkması gerekiyor. Tabii. Çünkü sadece ana ilk 11'de oynayacak 5-6 futbolcunun maaşı 800 milyon TL. Ne diyorsun? Tabii ki. Ve bu Galatasaray ola ki Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Avrupa Ligi'ne giderse o ligi ikinci kez kazanma şansı var. Yani var. Bu kadro kazanması gerekiyor. Tabii. Yani bu kadroyla ben ligde şampiyon oldum derse başarısı sayması lazım Okan Buruk'u Galatasaray'ların. Bu kadrodan Galatasaray'ın bu sene beklediği Şampiyonlar Ligi'ne git ve gruptan çık. Olmazsa öbür kupalardan birini al gel. Moldova'da Şerif'i çekseydin korkardın. Hatırla evet. Geçen evet sene neler yaptı. Real Madrid'de falan kafa tutuyordu. Bir ara öyle bir uçtu falan. Bir de patronları, sahipleri falan böyle biraz kalbur üstü adamlar. Güzel bir tesisleri var, her şeyi var ama bilmiyorum bu takımı, Zimbru'yu. Beş yapar yollarlar bence. Büyük ihtimalle Fenerbahçe iki maçı da kazanır. Burayı değil, bundan sonraki turunu da kazanır diyorum. Bundan sonraki turunu da kazanır Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi 15 kişilik bir stadı var. Ben Fenerbahçe'yi bu sene konferans liginde finalist görmek istiyorum. Final oynar diye düşünüyorum. Evet. Yani. Final oynar. Evet. Evet, ilave edeceğiz bir şey var mı? Fenerbahçe ile ilgili. Vallahi. Son dakika gelişmesi var. Buyurun. Az önce benim de bilgisini vermiş olduğum bir isim, Fred'in alternatifi olarak söylemiştik. Tottenham forması giyen Lo Celso yine son dakika bilgisi olarak paylaşılıyor. Galatasaray'ın teklif yaptı ama biz buradan Tele1'de ben yine biraz iddialı konuşacağım ama birinci opsiyon olmadığını belirtmek istiyorum. Birinci opsiyon Manchester United'dan Fred, olmuyorsa alternatif isim B planı. Geçen sezon İspanya'da kiralık geçirmişti. Lo Celso. Giovanni Lo Celso. Hocam, Kamada Titi olmaya yakın bir şeyler oluyor galiba. Bağıra bağıra Kamada'yı getiriyor. Çok beğeniyorum ya. Eintracht Frankfurt nasıl bırakıyor anlamıyorum yani. Ama parasızlıktan bırakıyor yani Kamada. Allah Allah. Eintracht Frankfurt var. Eintracht Frankfurt'un bütçesine göre çok büyük bir bütçe beklentisi. Şimdi anlaştık. Yani Alman'da para biter mi? Bitmez de idareli kullanıyor. Bak, gidiyorsun futbolcu istiyorsun Bayern Münih'ten. Ne diyor sana? 18 milyonu getir diyor. Yani al git demiyor kimse. Yani şimdi onun için kolay değil ama ben Kamada'nın biraz TT olmaya yakın olduğunu görüyorum. Durdular Galatasaray Başkanı ve değerli Erden Timur. Coştular galiba Eyüp. Yani... Geçen hafta Fenerbahçe transferde çok hareketliydi. Evet. Arka arkaya transfer bombalarını patlattı. Yani BK çok önemli bir oyuncu. Džeko çok önemli. Zaten Tadic ve Džeko'yu tartışmayız yani. Bunlar çok büyük transferler. Galatasaray'da yavaş yavaş görüşmeleri olumlu noktaya doğru getirdi. Ben tabii çok Raşiza'yı merak ediyorum. Onu artık hükmü kalmadı. Çok doğrulatamadım, vazgeçmiş olmayabilir, onu belirteyim ama görülen o ki Galatasaray bir 8 numara, bir 10 numarayla transferi kapatacak. Ama 8'de en güçlü aday. Fenerbahçe'de bak savunmasını beton yaptı, dikkat et. Bak. Ve Samet'in yemini var. Samet sırf senin gibi onu eleştirenlere inat bu sene. Parlayacak mı diyorsun? Çok acayip çalışıyor. Son demeci de. Onu gösteriyor. Çarpıcı. Aynı bizim şeye giden Çağlar'ın yemini gibi bir Rambo yemin etmiş. Şimdi yani Fenerbahçe'de Bekao var Yalçın abi. Değil mi? Doğru muyum? Bekao var. Evet. Ciku var. Valla hatırlarsan Müjdat Yetkiler. Eyüp sen tabii Eyüp futbol tarihi bilmiyorsun. Eyüp. Sana bizim Tele1'in çay ocağında çok güzel bir çay ısmarlayacağım. Futbol tarihi bilmiyorsun. Artı Perez var. Efendim hatırlarsınız Müjdat Yetkiner diye bir oyuncu vardı. Evet. Kimler gelir kimler geçer. Oynardı Müjdat. Müjdat sezonu kulakları çınlasın Müjdat Hoca. Şimdi bu Fenerbahçe kadrosu bu Ali Koç tarafından oluşturulan bir kadro. Yani ama sen de bayağı uçtun. Dedin ki yerli takım yaparım dedin. Yani şu kadro teknik direktör kadrosu değil. Yani bu İsmail Kartal'ın oturup mühendisliğini yaptığı bir kadro değil. Evet. Bu Ali Koç'un kadrosu. İsmail Kartal bu takımın antrenörü olacak. Yani bence bu sezon değil mi? Yalçın abi katılır sanırım. Fenerbahçe başkanı çok müdahil olacak.
Yani. Zaten belki geçen, ilk 11'lere bile müdahale edecek. Geçen Aziz sene, Yıldırım emareleri gözüküyor. Zaten verdi demeçlerde de Aziz Yıldırım demeçleri veriyor. Yani biz diyor ben sahada ısrarla vurguluyorum. Çok doğru söylüyorsun. Bu çok doğru. Şunu arz edeyim sana Kenan. Geçen sene anahtarları Fenerbahçe kulübü anahtarları Jesus'a bıraktı. İşte ortadaki ama orada bir pas var Yalçın abi. Jesus'la Ali Koç nasılmış ilişkileri? Evet. Biraz sıkıntı yaşadılar yani. Ama çok inatlaşma, kadro yapısı öyle konusunda inatlaşmada biraz sıkıntı yaşadılar. Ve Jesus hatta bayağı bir düştü yani. Bildiğimiz Jesus olmadı belli bir yerden sonra. Evet. Farkındaysanız. Şu, ne zaman başladı bu çatışma? Bu Dünya Kupası, Dünya Kupası, Dünya Kupası arasına girdikten sonra o dönemlerde başladı. Yani neye dayandı bu çatışma? Yani Ali Koç da Jesus neyi tarzı? Çok güzel giden bir takım. Bir, üçlü oynatması konusunda sıkıntısı vardı. Sayın Ali Koç birkaç kere kendisine bu konuda değiştirmesini falan da söylemiş. Değil ama mi? O inat etti. Sana yaptım bunu. Üçlü defans oynama konusunda ısrarcı oldu. Bak. Ya en büyük şeyi o. Dolayısıyla da... Güzel değil mi? Bir de evet, tribünlerin durumu, tribünlerden çok sıkıntı çekti Jesus. Çünkü ne sıkıntısı çekti Yalçın? Şöyle sıkıntı, tribünlerin yani olumsuz tezahüratlarından dolayı arkadaşlar çok sıkıntı çekti. Peygamber sabrı gösterdi. Arkadaş, tamam. Yalçın bak tribünlere yürüdü, Arda gitti geri çekti. Tamam. Allah'ını seversin. Tamam. Şu anlamda söylüyorum şunu. Yani sen 70 yaşında dünya futboluna yön çizmiş, kontratların 10 milyondan aşağı değil, bir teknik direktörsün. Senin kalkıp tribünlere ne diyorsunuz? Allah gösterme. Hiç kimse buna söylemiyor mu? Burası Türkiye. İnsanlar duygusal. 5 kişi sahaya inse ne yapacaksın? Ya çok sabır gösterdi Fenerbahçe yani taraftarı. Şöyle ki, bakın dünya kadar istifa tezahüratları oldu Fenerbahçe'de. Evet. Yönetim, Sayın Ali Koç ama bir kere Jesus istifa sesleri duymadık. Ya, koca sezonda. Havaalanı, yani, havaalanı yıkılıyor bu arada Galatasaray. Bir de büyük bir şey yapmışlar, bayağı bir önlem de almışlar ama Zaha'yı da böyle karşılarlar. Galatasaray. Havaalanı yıkılıyor Eyüp Yıldız. Görüyorum şimdi şeyden. Efendim, ajanstan o görüntüyü alıp verebiliyorsak aslında veremiyoruz, çok güzel olur. Veremiyoruz çünkü Anadolu Ajansı geç, ajanslar geç veriyor. Dolayısıyla Zaha de... alanı diyelim biz oraya. Havaalanı değil, Zaha alanı. Zaha alanı... Eyüp, Zaha alanı güzel söylem. Aa güzel. Kenan oraya... Başaran bugün ama gerçekten... Kenan manşet atar. Kenan manşetleri bilir. Şimdi Fenerbahçe için fazla ilave edeceğiz bir şey yoksa 5 yaşa gideceğiz. Yani Yalçın abi sözünü tamamlasın. Buyurun. Yalçın. Ben şimdi hocayla Sayın Başkan arasındaki o sıkıntıdan bahsettim. Tabii bu sene de mesela Kenan diyor ki Ali Koç çok müdahale edecek diyor. Eğer müdahale ederse bence Fenerbahçe kaybeder. Sayın Ali Koç'un bu sene bu kadroyu tamamen İsmail Hoca'ya teslim etmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yani çok fazla Samandıra'ya gitmemesi lazım. Ama işte şimdi dedin ya, bak kendi bir dedi ki ya 30 yıllık kariyerinde hiç üçlü oynatmayan teknik direktör geldi bizde oynattı. Bu bilgiyi kim vermiş Ali Koç'a? Açık Transfermarkt'a baksa Benfica'da aynen defalarca üçlü oynattığını tabii, görecek. Tabii, tabii, tabii. Şimdi bak yanlış hep bir bilgiyle oynamış kendi, zaten. Yanlış hep bir bilgiyle kendi hocasını yargılamış. Gidip Jorge Jesus'a üçlü oynama lütfen diye yoksa İsmail Kartal'a neler demez. Neler diye. Evet tabii. Evet. Tabii. Anlatabiliyor ama muyum? Bu, yani başkanların sık sık antrenman sahasına gitmesini ya da maçlardan sonra soyunma odasına girmesinden futbolcular çok rahatsız oluyor. Özellikle yabancı oyuncular çok rahatsız oluyor. Çok teşekkürler. Evet, Zaha'nın görüntüleri geldi. Teşekkür ediyorum değerli yönetmenim. Geldi. İşte, buyurun. İşte bugün gerçekten... Ama hak ediyorsun bunu Eyüp. İki bomba birden yaptın bugün, hakkın. Icardi bu arada 2026'ya kadar sözleşme imzalamış değerli izleyenler. Fabrizio Romano da girdi. Oo, üçlü çektiriyor.
Bana gelen WhatsApp'tan almış olduğum bir bilgi, siz konuşurken birkaç kişiye yazdım. Salı günü de İstanbul'da olması bekleniyormuş. Bunu da belirtelim. Özel bir uçakla beraber Vandanara ve çocuklarıyla beraber Mauro Icardi'nin salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Psikolojik üstünlüğü Galatasaray ele aldı Tadiç'ten sonra diyebilir miyiz? Yalçın, bir gece bunu yani, yapacak bir şey yok. Arkadaşlara, YouTube'cu arkadaşlara rica ediyorum bu bölümü bu şekilde paylaşabilirler. Galatasaray psikolojik üstünlüğü, transferde psikolojik üstünlüğü bir gecede eline aldı. Geri aldı. Burada yazılması gereken başlık şu Eyüp. Bu kadrodan Avrupa Kupası bekliyoruz. Bu kadro Avrupa Kupası'nı almalı. Şartlarını zorluyor senin. Bu kupa, teşekkür ederim. Bu kadro da Süper Lig kesmez, öyle değil mi? Kenan Başaran el tamam. Yükseltiyor. Ama bak, aynı şekilde Fenerbahçe'de Avrupa'dan mümkünse seni zorluyor. Zor Eyüp. Rakipte elensin gitsin, sadece lige odaklansın. Eyüp seni zorluyor. Eyüp sen bu şeylere gelme. Şu anda psikolojik üstünlüğü Tadiç'le ve Dzeko'yla alan Fenerbahçe'nin maalesef elinden. Artı Szymański'yle. O üçlüyü yaparak. Ama psikolojik üstünü bak Eyüp kendisi az önce satır arasında kaçırdı. Manşeti kaçırdı. Sen şimdi kendini düşün. Emre Kılıç da işte nereye gitti? Emre Kılıç o sezonun değil mi transfer çalımıydı Fenerbahçe'ye. Aslında ikisi gelecekti Fenerbahçe'ye. Ne oldu? Yok hayır. Emre Kılıç'la Mert Hakan yandaş. Tamam işte Emre onu kaptırmadı. Onu kaptırmadı ve Emre Kılıç'ın demeçleri var yani. Sanki Maradona gelmiş gibi. Geldi mi sana maaş 5,5 milyon euro, imza parası 6 milyon euro, kontrat 3 yıl Zaha için. Bir de orada yazılmamış galiba başarı bonusları var. Onu da söyleyelim. Olacak. Peki Icardi'nin ne kadar? 10 milyon euro bonservis. Icardi ne kadar alacak? Bazı iddialara göre bonuslarla 12 milyon sponsor karşılayacak deniliyor. 12 milyon ya, euro. Tabii yani sonuç itibariyle sözleşmeyi biz hazırlamıyoruz ama bana söylenen 8+1. Ney? 8+1 yani 8 milyon net milyon. Para artı 1 milyon da başarı bonusları var. Bonuslar bu takımlarla bence bu sene 2-3 takımda biraz sonra Beşiktaş'ta konuşacağız tabii. 3 takımda bu sene tabii Adana Demirspor da var. O da tabanca gibi bir takım peki, yaptı. Peki Eyüp bir soru sorabilir miyim? Çok kışkırtıcı bir soru. Galatasaray UEFA şampiyonuna götüren kadroda takımın yıldızı Hacı ya. Hacı ile oradaki bir yerli oyuncu arasında bu kadar büyük fark var mıydı yani? Yani Hacı 10 alırken atıyorum Bülent Korkmaz 1 mi alıyordu? Tabii vardı canım. Hatırlarsan Bülent Korkmaz'ı da satışa çıkartmıştı yani, Galatasaray. Vardı fark vardı ama tabii orada 3-5 futbolcuyla bu kadar büyük fark var mı? Onu bilemiyorum. Galatasaray tabii bazı isimlere iyileştirme yaptı. Yani işte Kerem Aktürkoğlu'na istediği parayı verdi. 1 milyon 750 bin euro bildiğim kadarıyla. Yine Sasha Boya, Victor Nelson'a iyileşme teklif edildi. Barış Alper Yılmaz'ın kazandığı para yükseltildi. Ama yani Icardi ile karşılaştıramazlar diye düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle... Hacı mı, Icardi mi? Hacı. O halde... Şimdi ya böyle bir kıyaslamaya nasıl böyle bir tuzak soruya cevap veriyorsun? Tam bir gazeteci sorusu. İkisinin de ayrı değerleri var deyip geçiştirmen lazım. Eyüp Yıldız. Şimdi... Yani abi, sen... Hacı bu paraları almadığı halde UEFA kupası kazandırdı. Icardi'nin de diyorum en kötü bir konferans ligine giderse oraya alması lazım. Tuzağa nasıl düşüyorsun? Görüyor musun? Nasıl sarıştıracak? Yok ben Galatasaray'ın parasının peşindeyim. Bu Galatasaray taraftarının Eyüp'ün de aldığı tişörtün bu parasıdır yani. Aslında... Bak Eyüp yemiyor, içmiyor. Gidiyor şampiyonluk kutlamasında forma arıyor. Forma alıyor. Bu kamada oluyor galiba. Bağıra bağıra oluyor. Sana söyleyeyim. Evet. Valla kamada da olursa... Reklama gidiyorum. Kamada deyip duruyorsun abi. Ya Eyüp'ü tahrik ediyorum o konuda. Yalçın abi, Onli Kazinyan. Eğer kamada transferi de gerçekleşirse... ben rejiden rica ediyorum Kenan Başaran'ın altına Ajans Spor yorumcusu yerine muhasebe müdürü veya Ajans Spor genel yayın yönetmeni. Efendim tamam. Bir reklama bir araya gidiyoruz. Eyüp Yıldız bir araya gidiyoruz.
Arkadaşlar biraz sonra Beşiktaş dosyasıyla huzurlarınızdayız. Teşekkür ederiz diyelim. Ama çoğu dedikodular bu ara gerçek oluyor. Dolayısıyla Yalçın'ı dinleyelim. Sonra da Beşiktaş dosyasını açalım efendim. Buyurun Yalçın Bey. Fenerbahçe yönetimi 6 numaraya 5 tane aday tespit etmişti. Bunlardan bir tanesini Emre Can'dı. O bugün kontrat imzaladı. Kulübüyle mukavele imzaladı. Diğeri Tottenham'lı Bissouma. Evet. Ondan sonra Paredes'i biliyoruz zaten. Epey zamandır gündemde. Dominguez de öyle. Bir dakika Paredes, yalnız Paredes'in enteresan bir konusu var. Tabii ki özür dilerim lafınızı kestim ama şu Paredes'te şöyle bir mevzu da var. O Lazio ile görüşüyor, Roma ile görüşüyor ve Türkiye'yi kesinlikle düşünmüyor diye Arjantin'in meşhur bir yazarı var, yorumcusu var. Hı hı. Onu geçen gün gördüm o haberini ve Paredes Türkiye ile çok zor gibi görünüyordu. Ya, buyurun. Fenerbahçe tarafından gelen haber. Gelen haberler bunlar. Yok yok ben sizi yanlış anlamayın. Şey için söylemiyorum tabii. Yani. Bir de Leicester'da oynayan Endidi. Endidi meşhur bir Endidi. Hı-hı, tabii evet. Önemli bir oyuncu. Ya bu oyuncularla ilgili çalışmaları sürüyor Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla transfer süreci devam ederken bakalım ne zaman. Yani bir çılgınlıktır gidiyoruz öyle evet, mi? Evet maalesef öyle yani şey hep aynı seviyede. Evet. Yıldız, yani yıldız kategorisinde transferler oluyor. Bir dakika tabii devler çarpışıyor zaten filler ve çimenler mantığı ama bu bundan birkaç kurum istifade ediyor. Bir kere marka değeri yükseliyor. Arkasından efendime söyleyeyim yayıncı kuruluş ellerini ovuşturuyor. Evet. Dekodur satacak şimdi haklı bir yerde de yani. Statlar pahalı, statlar tıklım tıklım doldu. Herkes kombinelerini sattı bitirdi. Çok az miktarlar şeye bıraktı. Dolayısıyla dedikleriniz çok doğru. Futbol Federasyonu inşallah meakesini her şeyini iyi düzenler de bu sene pırıl pırıl maçlar seyrederiz. Evet. Çünkü bu değerleri seyretmek çok önemli. Yani. Evet. İki tane de magazinsel bir şey söyleyeyim. Buyurun tabii. Fenerbahçe Bertu Elmaz'ı transfer etti. Bu Galatasaray altyapısından gelme bir oyuncu. Bertu Elmaz evet. Forma numarası da 28. Ne ifade ediyor? Bu arada tabii Fenerbahçe'nin 5 yıldızı ile ilgili çok Galatasaray'a tepki gösteriyor ya. 28 şampiyonluğun bir göstergesi olarak Bartu'a 28 ona geleceğiz. 5 yıldıza geleceğiz. Yani Galatasaray'dan altyapısından geçen çocuğa 28 numara bilerek veriyor. 28 şampiyonluğa göndermek. 28 Giresun'un plakası belki. Evet. Giresun'lu çocuk ona da bakmamız lazım. Neyse onu 5 yıldızla tartışalım. Hemen arkasından bir şey söyleyeyim. Buyurun buyurun buyurun. Tabii efendim. Biliyorsunuz Ryan Kent geldi aldı evet. Onu. Çok enteresan hayvan severmiş ama neyi var? Kedi, tavşan. Bizdeki gibi kedi, köpek falan evet. Değil. Yılanlarla çok. Benim için aslanım var. Bayılırım. Gece evet. Gündüz beraber. Yılanlarla çok aşırı neşir oluyor. Yılan çok mı? Seviyor. Evet. O ne ya? Hatta Avustralyalı mı bu çocuk? 4-5 tane yılanı varmış. Ne diyorsun? Bir tanesi yaklaşık 5 metre boyundaymış. Eyvah. Onu oynamasa İsmail Kartal'ın zorunu var. Yılanlarla idmazla aslana gelir. Onu ciddi misin? Yani? Türkiye'ye getirip evet. Onunla beraber kalıyormuş biliyor musunuz? Yani nasıl biz işte köpeklerle, kedilerle yatan Allah insanlarımız Allah. Var. O da yılanıyla beraber yatıyormuş. Gördün getireceğim, mü? Getireceğim demiş Türkiye. Buyurun. Bak sol kanattan kendisi de böyle tabiri caizse yılan gibi gidecek. Evet. Ve yanında da demek ki idmanını onlardan alıyor. Evet, teşekkür ediyorum Fenerbahçe dosyası için. Şimdi Beşiktaş dosyasına geçelim, açalım. Sayın Kenan Başaran'ın oralarda çok söyleyeceği konular var. Yalnız dün enteresan bir olayla sarsıldık. Beşiktaş'ın genç stoperlerinden Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de ufak bir trafik kazasına karışıyor. Ve herhalde maddi hasarlı bir şey. Orada polisleri beklerken iki taraf geriliyor. Emre orada öyle bir saldırıya uğruyor ki hastanelik oluyor. 5-6 ay sahalardan evet. Uzak kalacak diye bizim haber merkezimiz bir haber oluşturdu. Onu da izleyelim. Ondan sonra üstünde yorumları yapalım. İnanasım yok yani. İnanmak istemiyorum evet. Bunlara. Yani değerli rejimden istirham edelim onu. Bakırköy'de otomobiliyle seyir halinde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan maddi hasarlı kazaya karıştı.
Kazanın ardından yakın noktada bulunan benzinliğe geçen taraflar burada rapor tutulurken bir anda kavgaya tutuştu. Hasar bayağı vardı ya. Kazaya karışan diğer sürücü FB futbolcu Emrecan Uzun Hasan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan FB polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. FB darp, hakaret, kasten yaralama suçlarından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Hamstring kasından yaralanan Emrecan'ın ise sahalardan bir süre uzak kalacağı belirtildi. Olayın ardından Beşiktaş resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Siyah beyazlı kulüp, menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Türkiye Futbol Federasyonu, trafik kazası sonrası saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzun Hasan için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Cerrahi tedavisine başlayan Emrecan Uzun Hasan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz dedi. Birçok kulüp de Emrecan için mesajlar yayımladı. Emrecan'dan kazadan sonra ilk açıklama geldi. Emrecan Uzun Hasan, arayan geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim, iyi ki varsınız dedi. Bizden de spor camiası bir kere insanlık olarak geçmiş olsun diyoruz. İki, çok genç bir sporcu, onu da söylüyoruz. Arkadaşlar, cinnet hali mi geçiriyoruz, ne oluyoruz? Yalnız benim orada dikkatimi çeken bir şey oldu ya. Mesela dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tamam, iki delikanlı birbirine giriyor. Kavga var belli. Benzincinin bir tanesi ayırmaya gidiyor, biri onu tutuyor. Ya ne yapıyorsun? Araya girin, genç insanlarsınız. Yani işte araya girenler bu ülkede daha kötü mevzular yaşadıkları için insan. Gördün değil mi orada? Yani, öbürü onu tutuyor, aman karışma diyor. Bir çocuk bir kadına saldırdı. Ya evet. Kadir. Evet. Ne oldu? Hani kamuoyu baskısı olmasaydı çocuk içeride. Hala gidiyor çıkıyor, sokuyorlar, evet. Giriyor çıkıyor falan. Şimdi, futbolcuya çok çok geçmiş olsun dileklerimi sunup pası sana atayım. Evet. Lütfen ya, bu buyurun. Bu haberi ilk alan ve acayip evet. Sonunda giren Uzak, kişi benim. Kenan. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Bu haberi ilk olarak Ajans Spor Kenan siz duyurdunuz. Birçok kişi de sizi kaynak göstermeden paylaştı. Onları da buradan eleştirelim. Eleştiriyoruz. Edelim. Tabii. Onlik abi seni düzeltmek istiyorum. İki kişi kavga yapıyor değil. Genç futbolcuya saldıran bir maganda var burada. Evet. Şimdi... O doğru. Katılıyorum. Evet. Orada katılıyorum ama şöyle bir şey söylüyorum. Benim burada dikkatimi çeken ne biliyor musun? Bak bak bir tanesi gidiyor ayırmaya benzinci. Öbürü onu tutuyor geri gel diyor. Ya insanlık bu bir dakika. Yani bak tutuklandı. Evet. Buyurun özür dilerim buyurun. Şimdi dediğim gibi bu haberi hani ilk alan benim. Ben imzamla girmedim ama Beşiktaş'ta çalışmış bir arkadaşım beni aradı. Böyle bir olay yaşandırdı. Ben şoke oldum tabii. Evet. Verip vermemekte de önceki gibi tereddüt ettim ama sonra kesinleştirince verdik. Bir kere bu haberde ajanslardan kaynaklı bir hata var. FB isimli diye geçti ama YD olacak o. Ön ismi de verir ama ben zanlı olduğu için evet. Sonuçta bu soruşturmaya tabi olduğu için YD olarak vermek zorundayız. Evet. Çünkü herkes suçu ispatlanana kadar masumdur diyoruz tabi. Şimdi bilemiyorsun. Biz pozitif bir ayrımcılıkla oyuncuyu koruyarak bu konuşmayı yapıyoruz. Olur ya yarın ama ilk izlenimler 11 suçtan ayrı sabıkası olan bir kişi. Burada bir de bu saldırıdan elinde kesici bir alet var. Bugün de ben yine haberin devamını yaptım. Emrecan'ın çevresiyle konuştum. Elinde bir kesici alet var. O yüzden diyor ben kendimi korumak üzerine geri çekiliyorum diyor. Yoksa ben de saldırsam çok daha kötü bir şey de olabilir evet. Diyor. Geçmiş olsun evet. Evet. Dediğin gibi. Çok da efendi bir çocuk. Üniversite okuyor. Cerrahpaşa'da spor bilimleri okuyor. Evet. Beşiktaş'a da büyük umutlarla geldi. Geçen sene bir İstanbul maçında işte Alanya maçında kırmızı evet, kart kırmızı görünce orada çocuğun biraz da hani talihi yaver gitmedi evet. Diyelim ama bu sene için kampta çok iyiydi. Evet. Yani böyle kamp videolarını ben baktım. Koşularda falan forvetlerden bile daha hızlı çıkıyor. Yani normalde ağır bir yapısı var. Şanssızlık, talihsizlik. Bugün bir operasyon geçirecekti ama henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başlangıçta 4-6 denildi ama 3-4 ayda da toparlayabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Bu iş bir
mali bir karşılığı da var. Maddi, manevi bir karşılığı var. Bir de mali bir. Şimdi çocuk, bu arkadaş... Antalya Spor'a kiralanacaktı. Ayrıca da başka bir şey. Beşiktaş bu işin peşini bırakmamalı. Bu iş para işi. Şimdi benim takımımda banko oynayabilecek bir oyuncumsan, varsa ve sen bunu sakatlıyorsan, hani yolda bir de kavgayla ve şiddet uygulayarak, bak ne diyor, kesici aletler var diyor, şu var bu var. Yani ya şunu da söyleyeyim, bakın bireysel olarak da son yıllar dönemlerde, sorma. Yani son bir ayda bile şunu söyleyebilirim. Trafikte acayip bir terör var açıkçası. Yani makas atmadan ben bir gün yaşamıyorum yani. Mutlaka birileri makas atarak bu yollarda. Evet. Burada emniyetin tedbir alması lazım. Bak ben ne zaman metrobüse binsem, artık şeklinden şemalinden mi demiyorum, mutlaka GBT kontrolüne uğruyorum. Hatta bazı soruyorum yani, diyorum hakikaten bende bir sıkıntım var. Bir kere kitap okuduğum için GBT sorulumu itiraf ettiler yani. Her neyse ya, o yoğunluğu normal trafikte de yapmaları gerekiyor. Tabii efendim. Geçmiş yani. Olsun diyoruz. Geçmiş artık. Olsun ama yapanlar da cezası kalmasın tabii. Muhakkak. Yani herkes layık olduğunun karşılığını alsın. Heh. Çünkü kolay değil. Evlatlar kolay yetişmiyor. Herkes emek veriyor. Onun da bir ailesi var, öbüründe bir ailesi var. Moralen bozuklar. Yani, kardeşi yurt dışına eden apar topar geldi. Yani bunlar kolay şeyler değil şimdi durup dururken. Bir de profesyonel bir futbolcunun benzin alırken ya bir kazadır. Ya hayır, şöyle bir şey olabilir. Çarptık, hepimiz çarptık arabalarla. Evet. Hepimiz kaza yaptık. Ne diyorsun? İniyorsun. Efendim geçmiş olsun diyorsun. Sigortalar var. Ben hatalıysam ben sigortamı ödeyeyim. Siz hatalıysanız ama inip hop ne oluyor? Dünya yıkılırsa bunlar işte sonunda böyle oluyor. Ya, ama hafif de bir kazaymış galiba ya, değil mi? Ya, çok hasarlı. Maddi hasarın ne olacak? Bak, parayla telaffuz tabii. Edilmez ki bunlar. Bakalım yani. İfadesine ne diyecek yani tabii yani. Yani tamam tabii ki diyecek. O da kendi diyeceğini bulacak bir şeyler. Şimdi sonuçta maddi hasarlı bir kaza. O kadar. Bir şey yok. Eğer Emrecan Uzun hatalıysa bu çocuktan da paranı alacaksın. Yani sigortasından zaten alacaksın. Yani. Tutupta kesici bir maddeyle saldırmanın bir anlamı var mı? Yani burada çok ağır bir ceza alması lazım bu şahsın. Kaza oluyor, kaza oluyor. Yani. Artı normal şartlarda da elinde kesici bir madde olmasa o adamın Emrecan Uzunan'ı darp edebilme imkanı yok yani. Ya. Burada çok güçlü bir genç bir futbolcu ama. Eyüp Yıldız. Cinnet vaziyetindeyiz Eyüp Yıldız. Ya metrolarda silahlar çekilmeye başladı artık. Yani bir şeyler oluyor. Yani bu artık yani bu şey atlatılmış, çabuk böyle ucuz atlatılmış gibi görünen sert olaylar bunlar. Yani ailesi öyle diyor ya, biz diyor ucuz atlattığımızı düşünüyoruz yani. Yani şimdi, tabii öyle tabii canım. Yani çünkü daha ya yani neler oluyor? Yani ben kendi çocuklarımıza söylüyorum sokağa çıkarken, ya yanlış mı bilmiyorum. Aynısını söylüyor. Sakın kimseyle uğraşma. Yani sana sataşır, çek git, sırtını dön git evet, diyoruz. Bu yani. Şeyi söyleyeyim, geçmiş olsun diyelim evet, tekrardan. Çok geçmiş ve, olsun. Dönelim, Beşiktaş dosyamıza gelelim. Sen şimdi orada herhalde dolu dolusundur. Hiçbir şey söylemeden bir iğneyi balona batırayım, balon evet. Patlasın. Buyurun. Ya Beşiktaş'ta hani transfer konuşulması gerekirken, gelecek olan konuşulması gerekirken, gidecek olan konuşuluyor. Uzun süredir işte Ceyhun Kazancı ile Şenol Güneş arasında evet. Var olan gerilim nihayet de su yüzüne çıktı, resmileşti. Ceyhun Kazancı Başkan Ahmet Nurçevi ile görüşerek istifasını vereceğini söyledi. Ayrılmak istediğini söyleyecek. Ama bu ilk olmuyor tabii yani. Bu üçüncü kez Ceyhun Kazancı'nın göreve geldiği günden beri üçüncü kez oluyor. Daha önce de bu noktalarda Başkan Ahmet Nurçevi her defasında frenledi. Şimdi normal şartlarda Ceyhun Kazancı'nın Şenol Güneş'in imza töreninde mikrofonu alıp Beşiktaş'a başarılar diliyorum, Şenol Hocam'a başarılar diliyorum. Ben müsaadenizle burada sportif direktörlüğümü sonlandırmak istiyorum demesi lazım. Niye? Şimdi hatırlayın o basın toplantısını. Şenol Güneş, Ceyhun Kazancı'ya Ceyhun diyor. Az konuş, çok çalış, tamam mı Ceyhun? Evet. Şimdi bakın. O toplantıda vardım. O toplantı, şimdi Ceyhun Kazancı sonuçta titrinde şu var. Beşiktaş
sportif direktörü, Beşiktaş futbol takımı sportif direktörü. Evet. Bir kişinin bir kulüpte adının önünde Beşiktaş varsa bir kere yaş olarak, baş olarak sizden küçük bile olsa, bir titri varsa dediğim gibi, siz ondan gibi çok daha şöhretli bile olsanız Beşiktaş'ın adını taşıdığı için ona ismi ve soyadıyla hitap edeceksiniz. Gerçekten samimi bir dille onu kullanıyorsanız o enerjiyi vereceksiniz. Orada Şenol Güneş resmen buranın patronu benim. Sportif direktör falan ben tanımam. Evet. Sen burada takıl duygusu yarattı. Orada işte Ceyhun Kazancı'nın da teşekkür etmesi lazım. Şimdi Ceyhun Kazancı Galatasaray Lisesi mezunu, Boğaziçi Üniversitesi'yle de taşlandırmış bir isim. Sonuçta futboldan ben burada anladım iddia edip konuşabiliyorsam o da hayli hayli anlıyordur. Şimdi ki onun görevi de zaten şu oyuncu sağda mı oynar, solda mı oynar değil. O sportif direktör olarak teknik direktörle yönetim kurulu ve de kulübün profesyoneller olan, yani teknik direktörler gelir gider ama orada bir scout ekibi vardır, bir araştırma geliştirme grubu vardır. Onların da raporlarını alır, 3 ayağı alır. Kulübün mali yapısıyla da bir arada düşünerek seçenekler oluşturur. Hocam bak senin aradığın pozisyona göre şu 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 vesaire vesaire. Ha. Bir kere Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in, Mustafa Denizli'nin üzerine sportif direktör getiremezsiniz. Bu bizim Türkiye olarak istikrarlı, uzun vadeli, sürdürülebilir başarılar elde edemeyişimizin de sebebi. Burası Orta Doğu. Bu kafaya göre de işte o kurumsallaşma falan adımları hikaye oluyor. Evet. Valerin İsmail'e sen sportif direktör atayabiliyorsun. Igor Tudor'a da atayabiliyorsun, evet. Cenk Ergün. Bak Cenk Ergün bugün sahip olduğu deneyimlerle çok rahatlıkla Galatasaray'da Erdem Timur'un yerinde olması gereken bir isim. Ama Okan Buruk, evet, ve Fatih Terim Cenk Ergün'e, yani tırnak içinde biraz sanki daha yukarıdaymış gözüken hiyerarşideki o pozisyonu tanımıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama Bayern Münih dediğimiz kulüp bir sportif direktörlü kulübüdür aynı zamanda. Bakın kim gitti? Başarıyı beğenmediler, sportif direktöre gitti. Hem de kupa aldıkları gün sahaya da inemezsiniz dediler. Burada tabii kabahat başkanların. Ya Şenol Güneş geldiği gün hemen o pozisyonu lağvedeceksin. Diyeceksin ki ya Şenol Hoca ile falan biz bu işleri mümkün değil, dinlemezler. O zaman ne yapacaksın? Sözleşme yapmayı bilen, hukuk bilen, yabancı dil bilen idari işler menajeri. Evet. Yani daha önce Semih Usta yapardı işte o işi. Tabii. Böyle bir isim getireceksin. Ya da kardeşim Şenol Güneş olmuş, Mustafa Deniz olmuş, Fatih'im. Ben sportif direktörlüğü burada kurumsallaştıracağım. Bu yoğurt yiyişi değiştireceğim. Hocam sen sportif direktöre bağlısın. Kabul ediyorsan ediyorsun. Etmiyorsan git dünya üçüncülüğünle ve burada kazandığın ikinci şampiyonlukla yaşamaya devam et. Evet. Ben burada bir anlayış değiştiriyorum, bir zihniyet değiştiriyorum. Yani bunu kabul etmiyorsa Şenol Güneş, anlaşmayacaksın. Ha ediyorsa da bugün o zaman sportif direktör güçlü olmalı. Şimdi zaten günah keçisi ilan edildi Ceyhun Kazancı. Çünkü dikkat ediyorum da mesela hiç kimse, ya belki başkanlar bunları artık acaba bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama önlerine bir set koyuyorlar. O seti açtıktan sonra alternatif olarak başka bir set koyuyorlar. Kendileri yıpranmasın diye. Ben şimdi Sayın Başkan'ın haberi olmadan Beşiktaş Kulübü'nde kuş uçmayacağını inananlardanım. Belki kaç kere Ceyhun Bey'i tanımam etmem. Kaç kere bırakmak istemiştir de başkan hayır sen benim kontrolümdesin. Sen hayır gidemezsin demiştir. Bunlar tırnak içinde konuşuyor. Evet. Böyle bir konuşma geçmiş değil. Ama bir Beşiktaş'ın kadro şeyini görelim ve diyelim ki nereye gidiyor? Kenan, bunun üstünde seninle
önemli konuşmak istiyorum. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aldı başını gidiyor Kenan. Kenan şu, şimdi bak bu kadro bana yeterli diyorsan ben bir şey diyemeyeceğim yani. Ama sen yetmiyor diyorsan, çünkü sen de Beşiktaş'ı en az benim kadar analiz ediyorsun. Yani ve benden fazla analiz ediyorsun aslında. Şimdi kalede Mert ve Mutsuz Ersin var. Tamam, Mert geçen sene iyi top oynadı ama kapalı kutu görünüyor. Masuaku yedeksiz, Umut Meraş kamptan gelince ayrılıyorum diye bir haber gönderdi. Koli, Montero şeye gidecek zaten. Çıkacak gidecek, kontrattan ya çıkacak ya kiralık gidecek. Tayyip Talha nereden baksan Ocak ayına kadar yok. Oraya Amartey geldi. Bir Koley kaldı, bir Amartey kaldı orada. Sais de gitti. Orta sahanda hadi Onana geldi. Ben Onana'yı çok beğendim. Onana'nın çok özellikleri var. Çünkü Onana, Lens biliyorsun bu sene lig ikincisi oldu. Ve Fofana, Samet, Machado ve Frankowski ile beraber bu orta sahayı force etti. Beşinci adam olarak. Çünkü her biri ortalama 39-40 maç oynadı. O takımın orta sahası dörtlü bir orta sahaydı. Ben bunları birkaç kere izledim. Sonra Onana gelince bir de şey olarak izledim, alıcı gözle izledim. Lens de bu seyircisi olan ateşli ve orada her maç oyuna girdi. 60 girdi, oyuna başladı, 70 girdi. Beşiktaş'a çok yararlı bir Onana. Ama Onana'nın tek başına bu işleri getirebileceğini pek şey edemiyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Arkasında Hacı Ahmetoviç, onu nereye koyacaksın onu bilmiyorum. Bir de sana bir şey sormak istiyorum. Ya. Hacı Ahmetoviç yerli statüsünde mi oynuyor yoksa yabancı statüsünde mi oynuyor? 18 yaşından erken gelenlere bir statü vardı, bilmiyorum o şey mi yani, yanlış bilgi mi? Yerli olması lazım ya. Yerli, geçen sene öyle çünkü tartışmalar oldu. Beşiktaş fazla yabancı oynattı. Ben de öyle yerli statüsünde oynuyorum. Çünkü belirli bir yaş altında geldiği için şey için. Berkay Vardar görünüyor orada mesela. Salih tek başına kaldı bu tarafta. Jetson tek kaldı bu tarafta. Arkasında Kartal var. Kartal büyük ihtimalle kiraya gider. Ege Tıknaz daha tecrübesiz ve genç bir delikanlı. Cenk ve Muleka var. Hadi Cenk sakat 2-3 maç kaçıracak gibi görünüyor. Abubakar bu tarafta, Gezal geçen sene 23 maç 24 maç kaçırmış. Yani bir tek Abubakar, Emrecan Bulut, o Soma'dan alınan değil mi Emrecan Bulut? Evet. Yani Beşiktaş'ın cidden önemli şapkasını önüne koyup, yani çok, çünkü bütün kombineleri satmış. Efendime söyleyeyim, sevdalısı statları dolduracak. Yani Beşiktaş'ın bir harekete geçmesi lazım. Şimdi bugün tabii ki sabahtan beri konuşuyoruz. Metiyeler diziyoruz hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye. Ama Beşiktaş'ın da metiyeler dizmemiz lazım. Bilmiyorum Kenan, yanlış mı söylüyorum? Ya şöyle, şimdi Beşiktaş'ı tarihsel olarak baktığımız zaman Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre farkı nedir? Çok büyük yıldızlar olmadan da şampiyonluklar elde edebilmiş. Eder, tabii ki eder. Geleneğinde bu vardır Beşiktaş'ın. Beşiktaş aslında hatta biraz bu çizgiden uzaklaştığı için Beşiktaş milenyumdan sonra sıkıntılar yaşamıştı. Yani Fenerbahçe'lileşme ve Galatasaray'lılaşma emareleri görmüştür ve bunun sonucunda da efsanevi başkanlığı kurban vermiştir yani Süleyman Seba. Abi. Yani Süleyman Seba'ya veda etmiş o çizgiye. Evet. Yıllar sonra da ah Seba, vah Seba, keşke Ahmet gitseydi sen dursaydın. Tabii. Noktasına gelmiş gitmiş bir takım. Tabii. Şu takımda yani bir 11 çıkartıyorsun ama derinlik sorunu var bu kadroda. Yani ben kalede hani sakatlık olmasa Mert'te bir sorun. Görünmüyor tabii. Burada sağ bekte de problem yok. En garanti yeri sağ bek. Tabii Rozier tekrar kendini toparladı Onur'un gelmesiyle. Onur da iyi bir bek. Tabii. Evet. Tayyip Talha sağlam dönerse, başladığı çizgide devam ederse. Yerli statüsü için evet. Önemli bir değer. Beşiktaş'ta şey problemi yok yani. O 3 yerli kim olacak? Beşiktaş çoğu maçta 5-6 yerliyle de oynadı. Dolayısıyla yani yine de stoper mevkii biraz Amartey zaten biliyorsun sakatlıktan dolayı çıktı. Gitti yani, gönderildi. Yok, Lianco. Pardon, Lianco. Amartey. Tamam. Yani, karıştırdık hepsini. Evet, çok doğru stoper, söylüyorsun. Leicester City ile Amartey. Stoper kısmında da yani orada da... Karıştırdık. Karıştırıyoruz yani. Normal bu kadar kalabalık. Umut Meraş'ın gitmesiyle evet orada bir sol bek açığı çıkıyor. Şimdi Cenk ile Muleka. Cenk sonuçta
sakatlıklar yaşıyor artık. Yani aksıyor devamlı. Yani bitiremiyor bazı yerleri. Yeni aynı sezon sorun yaşanabilir. Muleka'ya evet. da devamlılık sorunu var. Yani bir türlü rayına giremedi. Şenol evet. Hoca çok uğraşıyor. Şimdi mesela kampta da dedi ki bir iyileşme var ama dedi hala dedi top kayıpları çok fazla. Evet. Hücumda top tutması lazım. Bize o anlamda yardımcı olması lazım. Salih geçen sene sessiz sedasız bir fites yükseltti hocayla beraber. Yani mesela Şenol Güneş öncesi çok tartışılıyordu. Jetson orada sordu. Kartal Kayra bu çocukla ya vedalaşın ya da olmuyor oynatın. Abi. Hayır olmuyor. Hani yani niye vermiyorsun? Bırak gitsin. Verdi Ümraniye'ye. Ümraniye'yi takip ettim. İki asist sıfır gol oynamış. İşte, yani o zaman olmuyor yani. Çocuk gitsin artık yani. Beşiktaş'ta olmayacak. Ben Ege Tıknaz'dan çok ümitliyim ama... Ya her kamp döneminde evet, biliyorsun. Evet, parlıyor. Burada Şenol Güneş, bu gençler içerisinde en üzerine çalışılmaya değer isim Semih Kılıçsoy. Evet. Bu Burak Yılmaz'ın da evet. Beşiktaş altyapısında bir golcü varmış dediği kişi. Bu. Ve Burak şimdi yardımcı hoca oldu ve özellikle de bu çocuğa ilgi gösteriyor. Burada Semih Kılıçsoy'un kalması lazım. Evet. Aslı Gezal, şimdi Gezal konusunda... Gezal isterse takımı şampiyon yapar. Ama onun da nasıl döndüğü bak. Şimdi son maçta yine dinlendirildiğini söyledi hoca. Evet. Demek ki sağlık, ben zaten hazırlık maçlarında da baktım. Hala çok uzak o eski çizgisinden, tedirgin yani. Gezal daha evet. Yeniden sakatlanma riski taşıyor gibi gözüküyor. Yoksa Gezal da eski hale dönse, ben eski çizgisine döneceğini pek düşünmüyorum, bilmiyorum. Bir ara dediler ki Kuzey Afrika'dan teklif gelirse oralara bir menajer yolladılar. Evet. Şey yaparız dediler, veririz dediler. Bir transfer genel. Yapabilme şeyi olsa Beşiktaş'ın becerisi yolla diyeceksin de. Yok ne olacak? Rebiç'e gitmişler, ne dersin? Rebiç'e gittiler, işte Coutinho'nun adı geziyor. Bu arada bu Hasic için de bir şey söyleyeyim bakın. Hasic için Beşiktaş camiası bölündü. Yani doğru, her yaşadığı transferine ilişkin. Bu çocuk yıldız olacaktı. Bu çocuk... Beşiktaş'la şöyle bir anlaşma yapmış. Kim Minje'nin Fenerbahçe'de yaptığı gibi yani. Beşiktaş'ta bir sezon oynayacak. %50 kontrat paylaşımı yurt dışına gidecekti. Ama evet. çocuk buralarda pişti diyelim ama dibi yandı. Yok hayır. Göztepe'ye gitti bir şey olmadı. Ümraniye'ye yani. Gitti bir şey olmadı. Ben Ümraniye'de... Sakatlık yaşadı ondan sonra toparlayamadı. Evet ben Sayın Kara Fırtınalar'la... İlk gittiğinde Ümraniye'ye. Sait Hoca'yla. Evet. Biraz sitem etmiştim hocaya. Sonra çok özür diledim tabii hocadan. Çünkü ben bunun gider gitmez orada. Çünkü öyle bir çıkış yaptı ki 1 milyon 200 bin euro para verildi kafadan gelirken. Öyle bir pozisyona girdi ki yani nasıl oynamaz falan filan inanamadım. Sonra hoca dokümanları, enstrümanları kafamıza, suratımıza çakınca gerçekleri gördük. Göztepe'de de öyle. Yani asistan oyuncu oldu oralarda da. Evet, yani şimdi Beşiktaş'ta klasik, ne zaman bunalmadı üste Beşiktaş, bir Anderson, Talişka. Bunlar, yine başladı Talişka. Burada gazeteci arkadaşlar söylüyor. Haklılar, bak, ne yapsınlar, malzeme yok. Bu dediği gibi Eyüp'ün Space odalarında gazeteciler artık muhabirlerin çoğu yorumcu olduğu için... Yani bir, kulübün hakikatleri doğrultusunda konuşana moral motivasyon önemli. Şey yok. Bu, 8 ila 10 milyon burada, euro para kazanıyor. Yani niye gelsin bu? Hem de 2026'ya kadar da kontratı var. Çocuk zaten en verimli, en böyle Beşiktaş'ta süste yaptı. Avrupa'da hani iddialı, sportif amacı olsa giderdi Avrupa'da oynardı. Tabii. En genç yaşında çekti gitti. Hayır bir de bir şey söyle. Herkes şu anda ya, herkes adam... şu anda Arap Yarımadası'na bakıp bol sıfırlı kontrat almaya bakarken o zaten orada almış kontratını zamanında. Bir lig anlamlı, niye? Biraz daha anlamlı bir lige dönüştü. Lige dönüştü oralar. Şimdi şu anda. Şimdi niye gelsin? Yani çok Ronaldo'nun arkadaşı canım Allah Allah. Oğlu Ronaldo'nun gol sevincini yapıyor. Çocuk, yani benim bir şey mi söyleyecektin? Şimdi şöyle bir şey söyleyecektim. Tabii Beşiktaş'ı yakından takip eden arkadaşlarımız var. Kenan Başaran da bütün takımları Kenan mesleği gereği Ajans Spor üzerinden takip ediyor ama Beşiktaş'ı daha spesifik yakından takip ediyor. Ben şöyle bir şey görüyorum. Ya bu her kulüpte bir ölçüde böyle ama Beşiktaş'ta çok çok daha fazla böyle. Yöneticilere çok fazla angaje olmuş gazeteciler ve fenomenler var. Yani işte Emre Koca daha destekleyenler. Takım Cemil tutar gibi öyle mi? Takım tutar gibi. Evet Şenol Güneş'i destekleyenler. Bunlar arasında da böyle bir açıkçası
bir güç savaşı var. Ahmet Nur Çebi'yi buraya çok katmıyorum. O tepede duruyor, hepsine aynı mesafede gibi. Ama işte Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş ikileminin herkes farkında ve burada işte fenomenler ve gazeteciler laf seçiyorlar. Eyüp, şunu mu demek istiyorsun? Özür dilerim, şunu bir parantez yap, lütfen açıklamak istiyorum. Bu bende de bir kanayan bir yara gibi görünüyor da daha yürütelemiyorum yani. Biraz daha bekliyorum. Şimdi sen diyorsun ki herkes kendi adamına haber mi sızdırıyor? Bir, iki, kendi politikasını kabul edenlere haber sızdırıyor. Evet. Yani bir toplayıp da... istifa ettikten sonra büyük böyle Beşiktaş sayfaları veya birkaç tane fenomenin şöyle paylaşımlar yaptığını gördüm. Bir iddia şu, artık Ceyhun Kazancı gitti, kulüp tekrardan menajerlerin eline düşecek. İkinci iddia şu, Şenol Güneş'in sürekli önünü kapatan, transfer yapmasını engelleyen Ceyhun Kazancı gitti, artık transferler başlayacak. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Yani Şenol Hoca ile Ceyhun Kazancı arasında problem var, uyumsuz çalışıyorlar ve saflaşma olmuş. Şimdi böyle bir noktada başarı gelmez. Zaten açıkçası, bunu zaten geçen Kenan da şeyi çok güzel açıkladı. Sportif direktör Şenol Güneş varken veya Fatih Terim varken çok tutmaz diye. Olmuyor. Mesela Galatasaray'da evet. Galatasaray'da Cenk Ergün var sportif direktör olarak ama o mesela o ilk dönemindeki gibi çalışmıyor. O biraz daha idari işlere bakmaya başladı. Yani orada da mesela Erden Timur dedi ki transfer vesaire ben yaparım. Sen takım sana emanet, sen takımın bütün organizasyonlarıyla ilgilen, işte kamplarda, onlarda, bunlarda futbolcuların ihtiyaçlarıydı. Ama Beşiktaş'ta o görev paylaşımı iyi yapılamadı ve gördüğüm kadarıyla da Şenol Hocacılar, Ceyhun Kazancı'yı destekleyenler diye bir yarılma vardı, ayrılma vardı. Bu da bunun beraberinde daha güçlü olan Şenol Güneş olduğu için Ceyhun Kazancı'nın istifasını getirdim. Peki, teşekkür ediyorum. Yani Fenerbahçe'de Ali Koç dışında herhangi bir yöneticinin kulüple ilgili konuşması etmesi olmadığı için orada muhabirler bir yöneticinin peşinde gitmez. Peşinde gidemiyor. Gidemiyor. Galatasaray'da Erdem Timur bütün bu futbol işini kendine bağladığı için bütün gazeteciler Erdem Timur üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Evet. O da bir bütünlük sağlamış. Evet. Beşiktaş'ta da dediği gibi Emre Koca da futbolun sorumlusu ama takım kamptayken Emre Koca da Artvin'de boğa güreşinde. O zaman ne oluyor? Evet. Üzerine vazife olmayan, sponsor bulması gereken yönetici de kalkıyor, gazeteci bozdu diyor transferi. Sen yani böyle bir şey olabilir mi? Geçen hafta böyle bir şey çıktı ya biliyorsun. Evet. Sen sponsoru getir ya. Ve aynı başka... O gazeteci bugün diyor ki gene beni hedef gösterecekler diyor. Ben diyor Amartin'in sakatlık haberini veremedim diyor. Korktum buyurun diyor. Ya buyurun. Olacak şey ya bu olacak ya iş mi? Nereden duydun? Hani... Nasıl duydun? Hadi tamam bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Diyor, korktum diyor Amartin haberini. Evet. Şey, Lianco'nun sakatlık haberini veremedim. Sen Amartin'e taktın. Taktıldım. Veremedim diyor, korktum diyor, beni linç ettirecekler diyor. Düşünüyor yani ama bak burada yönetim burada yine Ceyhun Kazancı toplarsınız. Hepimiz bu işi yapar insanlarız değil mi? Evet. Bir masaya toplarsınız veyahut da haber gönderirsiniz. Dersiniz ki arkadaşlar bir açıklamamız olacak. Bunları adil yaparsınız. Ben geçen hafta bu muhabir işi çıkınca Beşiktaş'ta bir iki yöneticiye dedim ki yönetici asistanlarına dedim ki arkadaşlar isterseniz bir telefonla bir temsilcinizi alalım. Biz böyle şey. Şimdi bizim için zamanı değil. Zamanı değilse ama zamanı olanlara veriyorsunuz haberleri. Efendim? Zamanı olanlar haberleri alıyor içeriden. Haberimiz yok. Efendim? Şimdi dilimin ağzına geliyor. Neyse. Bak, şimdi şeyi Ahmet söyleyeyim. Ahmet Nuri Çevi'nin derhal hala tatildeyse Muğla civarındaysa gelip el koyması lazım diye. Geçen sezon bu takım sezona Valerian İsmail kriziyle girdi. Hatırlarsan evet. Hazırlık maçında istifa dediler adamı. Evet. O sürece doğru müdahale edilmedi ve sonra hoca geldi falan. Aynı şekilde şimdi de yapmalı. Sergen Yalçın takımı şampiyon yaptı. Tek bir tane röportaj verdi. Röportajda dedi ki bazı yöneticiler benim arkamdan kuyu kazdılar. Ahmet Nur Çebi o sürece de müdahale etmedi.
Ya ortada bir durum var. Teknik direktörün diyor ki arkamdan kuyu kazan yöneticiler vardı. Evet. Şimdi ya o yöneticileri tespit edeceksin, onlarla yolunu ayıracaksın, sezona öyle gireceksin. Evet. Ya da Sergen Hoca'yla hiç başlamayacaksın. Geçen gün bir haber gördüm. O sezona girildi, ne oldu? Evet. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekildi. Sıfır. Şimdi dikkat, şimdi de, hemen oraya geliyorum. Şimdi de gelip Ceyhun Kazancı meselesine kim haklıysa ondan yana tavır almalı. Şimdi bak, bak. Konferans Ligi ile ilgili sen de iyi dinle. Bu 27 Temmuz'da Vodafone Park'a geliyorlar. Sana demin Vodafone dedim ya. Vodafone Park değil. Ne oldu artık? Boşuna reklamını yapma. Ne oldu artık? Gitti. Biz oraya ne diyelim? İnönü Stadı diyelim. Ne dersin? Ha artık bizim mi? Hukuken, yani alamadık. Boğaz Köprüsü'nün karşı. Hukuken oranın adı. Yani, bak hukuken orası İnönü Stadı. İnönü Stadı diyelim. Aslında tamam. Orada Beşiktaş malum. Peki yani. Bir şey arz edeyim. Yani arkadaşlar inanasım yok. Yani Eyüp Yıldız'a şimdi isyan etmek istiyorum. Adam sponsorunu gönderdi. Daha pahalı sponsor aldı. Şimdi biraz evvel sağlık sponsoru geldi Fenerbahçe Galatasaray'a dedi. Okudum. Daha bir şey daha aldı. Bir sponsor daha aldı. Dur girme. Şeyde forma sponsorunu güncelledi. Yani onu da güncelledi. Arttırdı. Sen Yalçın Avrupa'da oturuyorsun. Yeni Açık'ta. Bakıyorsun topa bakıyorsun. Sahaya bakarken kafanı kaldırıyorsun. Karşında Üsküdar. Asya. Yahu sen bunu satamıyorsun. Sponsor alamıyorsun. Sonra bana geliyorsun diyorsun ki bağır çağır. Konuşma. Ayıp. Yani şimdi buranın sponsor almaması mümkün değil. Bu kadar uzaması hiç mümkün değil. Onu geç. Onu geç. Fenerbahçe sana 5 şampiyonluk daha kazandıracak. Hiçbir şey söylemiyorsun. Daha geliyoruz şimdi. Oraya gelmeden. Oraya geleceğim. Oraya gelelim. Saate geliyorum. Ben bakıyorum. Şimdi bak. Konferans Ligi'ne gidiyorsun. Perşembe günü İnönü Stadı'na Kerem Başaran'ı dinleyerek Tiran geliyor, Tirana. Çok köklü bir takım. Evet. Arnavut futbolu Arnavut çok ileri gitti. Hı. Bak demedi deme. Hani o dediğiniz şeyler oluyor ya, bak demedi deme. Florent Hasani 26 yaşında 42 golle. Şimdi en bir... pahalı oyuncusu. Evet, evet, evet. Yani 22.500 kişilik stadı var. Demek ki bu... Dikkat etmek lazım. Tabii lig maçlarını Salman Starmasi'de oynuyor. Starmasi'de oynuyor. Ama Arena Combete'de oynuyor büyük maçlarını. Milli takımı da orada oynuyor. Çok sert oynayacaklar. Yani o maç, bak o maç çok önemli. Ya yani kolay değil. Dikkat etmek lazım. Çünkü Arnavut futbolu bu ara Avrupa'da da çok revaçta. Yani bilmiyorum. Hemen iki kelime konuş. Beş yıldıza geçeceğiz. Yok yani milli takım bazına dikkat ederseniz bizimle oynadıkları maçlarda çok agresif oluyorlar. Çok sert oynuyorlar ve ekol yerleştirdiler. Evet, Beşiktaş daha önce de hani Arnavut takımlara karşılaştı. Öyle fark atarak falan turlamadı yani. Dolayısıyla bir de dediğimiz gibi ama her şeye rağmen tur atlayacağını tamam. Düşünüyoruz. Erion Hoksalari diye 550 bin euroluk bir oyuncusu varmış defansında. Ya mesele değil para. Ben parayı niye söylüyorum? Yok zaten futbolu hani, bunun üzerine okursan yok. O zaman basketbol konuşalım. Ha, bravo. Futbolda... Ama ekol olarak bir şey yerleştirdiler. Bakın dikkat edin bütün Avrupa'nın önemli yerlerinde Arnavut topçular yer almaya başladılar. Yani Arnavutlarla Gürcüler. Bu iki ülke geçenlerde U21'lerde Gürcüler ilk dörtteydi. Yarı final çıktılar. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum size. Ya belirli bir şey var yani. Bir yükselme var futbollarda. Siyaseten o topraklar evet. Sosyalist bir disiplinden geçmişler ya. Bugün evet. Başka kapitalist sisteme geçse de bu sporda bunun şeyini hala eski Yugoslavya, eski Arnavutluk yönetimlerinin şeyini gösteriyorlar. Evet. Yani. Hem sporda hem kültür evet. Sanatta eğitimde falan onların altı çok kuvvetli. Maden gibi geliyor kuvvetli. Arkadan. Bizim evet. Problemimiz ne? Bizde sistem yok yani. Düzen yok. Bu Matias Vargas eski Adana Demirsporlu ya. Ne diyorsun? Yani olacak şey değil. Yani, bugün bir şey daha çıktı. Chamberlain. Galatasaray. Liverpool'lu. Chamberlain. Ya onun da adı geçiyor. Evet. Coutinho'nun adı geçiyor. Coutinho pahalı gelir. Oralarda şeyler ve, sanmıyorum Rebic. Yani. Rebic, en önemlisi Rebic şu anda. Peki, Yalçın'a hemen soruyorum. Transfer olur. Saate bakıyorum ve Yalçın'a hemen soruyorum. Eyüp Yıldız'a söyleyeceğim bir iki şey vardır. Ama bir videom var. Sayın Galatasaray Başkanı'nın bir videosu var. O ses bandını dinleyelim. Üstüne lütfen sen masayı mı kaldırırsın, sandalyeyi mi kaldırırsın? ne istersen yapabilirsin. Hakkın var yani. Sayın Galatasaray Başkanı'yla... Erden Timur.
Bu karar Türkiye Futbol, yani Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karara bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş. Hiçbir federasyonun aklına gelmemiş. Bir komisyon kurup inceleyelim mi? Veyahut da o zaman bu olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Veyahut da onların görüşlerinin hiç mi önemi? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladı. Yani ben bunu şöyle algılıyorum. Bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler, gene federasyon yetkilileri. O kişilere hiç mi saygı yok? Onların bilgisine hiç mi saygı yok ki? Bugün tekrardan bir komisyon kuralım, bir daha neyi inceleyeceğiz? Ben bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bizde bir deyim vardır. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış. Öyle onun gibi bir şeye benziyor. Yani burada geçmişte alınan bu karara tahkim kurulu konuyu incelemiş. Daha önce müracaat yapılmış. Konuyla ilgili tahkim bir karar vermiş. Tahkim kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Bir daha inceleyelim. Tamam, bir komisyon kuralım şimdi. Sonra bir komisyon, seneye bir komisyon daha kurarız. Bunun önü açılıyor. Aklına gelen herkes, aklına bir şey gelen şimdi şeyin önüne gidecek, federasyona gidecek. Diyecek ki bu konu içinde bir komisyon kuralım. Herkesin bu konuda hazırlığı var. Bir deklarasyon yayınladık. Bundan sonra Futbol Federasyonu düşünsün. Evet. Yalçın, şimdi, ne bilir yutulur şeyler değil. Tabii, aklına her gelen federasyona gitsin bir komisyon kuralım desin. Yani çok anlamsız bir cümle kurmuş bir kere burada başkan. Bir de iflas eden eski defterleri karıştırmak. Tabii, eski defterleri karıştırmak falan. Bunlar konuşulacak şeyler değil. Şimdi 59 öncesi şampiyonluklar, madem yaşanmış bunlar, o zaman lig şampiyonlukları var yani. Beşiktaş'a verildi mesela bu. Fenerbahçe bunun karşısına enteresan bir şey söyledi. Siz dedi Metin Oktay'ı, Lefter Küçük Andonyadis'i, nedir Beşiktaş hakkı yeteneği inkar mı ediyorsunuz tabii dedi canım. Ama bir kakafoni başladı bu sefer de. Bu Trabzonspor başka bir şey söyledi. Adana Demirspor başka bir şey söyledi. Yani burada enteresan olan şu, ya bu nereye gider? Vakti zamanlı idareli kullanayım. 4 dakikam var. Hayır, bu nereye gider? Trabzonspor'un ya da Adana Demirspor'un böyle bir tasarrufu yok zaten. Lige son 50 yılda falan girmiş takımlar. Dolayısıyla bu Fenerbahçe'nin bir hakkıysa, bir tarafa veriliyorsa Fenerbahçe'ye de verilecek. Fenerbahçe'ye yani veriliyorsa... Fenerbahçe haklı mı bu işte? Tabii, bu işte Fenerbahçe haklı. Bu işte haklıysa o 5 yıldızı takacak mı diyorsunuz? Buyurun Eyüp Yıldız. Bu 5 yıldızı takacak yani, diyor Yalçın. Trabzonspor Fenerbahçe'ye bu şampiyonluklar verilirse biz de istiyoruz diye bir dün açıklama yaptık. 5 yıldız orada de... görüyor musun? 5 yıldız. Görüyorum. Eğer Trabzonspor'un şampiyonlukları varsa verilmeyen, o zaman verilsin varsa. Trabzonspor bizim kurucu takımlarımızın 20 tane şampiyonluğu var, onu da verin o zaman diyor. Şimdi tabii bu bir tartışma konusu. Yani ben Yalçın abiye bu noktada katılmıyorum. Çünkü 1959 öncesi birincilikleri izlediğimizde, düzeltiyorum, incelediğimizde 3 maçla deplasmansız kazanılan birincilikler var. Aynı yıl içerisinde Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenmiş turnuvalar var. 2 farklı, 3 farklı şampiyonun çıktığı yıllar var. Ara verilmiş turnuvalar var. Takımların çekildiği turnuvalar var. Bu bağlamda baktığımızda bunlar işte 37-38 maç yaparak deplasmanlı bir şekilde oynadığın Süper Lig şampiyonluğuna eşit gözükmüyor. Kaldı ki daha düne kadar Başkan Ali Koç, biz Galatasaray'ın 2 şampiyonluk gerisinde kaldık derken, onun öncesinde Aziz Yıldırım, bu 59 öncesi şampiyonluklar bunları istemek bir anlam ifade etmiyor gibisinden konuşurken, daha da önemlisi Fenerbahçe'nin yakın tarihte 4 yıldız yükleniyor şeklinde paylaşımı varken, Galatasaray 23 şampiyonluğa ulaşınca, 4 şampiyonluk fark atınca böyle bir istekte bulunulması ve bu onaylanmadan 5 yıldızlı forma dayatmasının yapılması bana Galatasaray'a yapılmış bir haksızlık olarak gözüküyor. Açıkçası geçmişte de bir tahkim kurulu kararı var. Bunu da buradan ilk kez bu bilgiyi paylaşalım.
transfer haberlerin gölgesinde kaldığı ama Galatasaray yönetimi... Neymiş o tahkim kurulu kararı? İşte o tahkim kurulunun, tahkim kurulunda geçmişte alınmış kararın açıklanmasını istiyorlar. Yani Galatasaray yöneticileri diyor ki sizde geçmişte bir başvuru var. Yok siz diyor bak Fenerbahçe yok diyor. Eyüp Yıldız bak orada. Fenerbahçe yok diyor. Eyüp Yıldız orada şey işin bak. 5 yıldız tartışmasında Galatasaray 59 öncesi. Ama bak böyle bitirmeme izin vermedin. Ama, aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Yani Fenerbahçe diyor ki bizim spor kulübü olarak Fenerbahçe spor kulübü olarak yaptığımız bir tahkim kurulu başvurusu yok. Bedir Baykam'ın şahsen yaptığı başvuru bizi bağlamaz diyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bunu şimdi bir geçelim bak. 59 öncesi başka argümanla da Galatasaray savunabilir kendini. Ferhan Başar'a aynı konuda bir tane başvuru yapılmış durumda ve bu başvuru da tahkim tarafından reddedilmiş durumda. Bak aynı konuda. Bedri Baykam ya Beşiktaş'ın yaptığında kabul etmiş iki şampiyonluk vermiş tahkim kurulu. Beşiktaş'ın farklı. Beşiktaş'tı. Beşiktaş o birinciliğin sonunda Avrupa'ya gitmiş ve deplasmanda da maç yapmış. Eyüp Yıldız, Ali Koç değil. 1955'te başlıyor Şampiyonlar Ligi. Öncesi yok ki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1955'te başlıyor. Ben bilgiyi vereyim Galatasaray takibi. Ama bu tahkim kurulu kararını bak Fenerbahçe hafta içi açıklama yaptı. Böyle bir şeyimiz yok dedi. Fenerbahçe açıklamasını biliyorum. Galatasaray'da diyor ki takibin bu konuda kararı var. Fenerbahçe'nin başvurmasının bir önemi yok. Bu konuda bir başvuru yapılmış ve bu konu karara bağlanmış. Siz heyet oluşturamazsınız, kurul oluşturamazsınız diyor. Eyüp, hatta Sayın Ali Koç TFF'ye meydan mı okudu? Sayın Ali Koç TFF'ye meydan mı okuyor? Ben bunu söyleyince Ali Koç'un bu politikalarını benimsemiş Fenerbahçeliler bana kızıyorlar ama ben bunu söylemek zorundayım. Daha düne kadar bu yıldızlar gündemde değilken biz iki şampiyonluk Galatasaray'ın gerisindeyiz diyorken şimdi çıkıp biz bu beş yıldızı alacağız üstelik onaylatmadan da bununla sahaya çıkacağız demesi bana göre o beş yıllık başarısızlığın üzerini kapatma noktası. Kenan bir şey soruyor toparlayacağım. Eyüp reji kapatmamı istedi. Kenan son bir şey soruyor. Cevap hakkın doğmuyor. Haftaya konuşursun. Ya belki haftaya bu milli küme... Sormasın cevap hakkı vermeyecekler sormasın yani. Milli küme dedikleri şu bak. Şehir birincileri seçiliyor. Daha sonra grup birincileri seçiliyor. Daha sonra bölge birincileri seçiliyor. Daha sonra mıntıka birincileri seçiliyor. Oradan üst üste iki kez Anadolu şampiyon olan milli kümeye çıkıyor. Yani Hakkari'deki takımında, Trabzon'daki takımında milli kümeye çıkma yolu var. Ama Trabzon'un iddia ettiği İdman Hoca'yla, İdman Yurdu'nun böyle bir şampiyonu yok. Anadolu şampiyonu olamamış hiçbir zaman. Trabzon'un söylediği Trabzon birinciliği. Yani Trabzon Ligi birinciliği. O anlamda Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da İstanbul şampiyonlukları vardır. Şu var bak, İstanbul şampiyonlukları milli kümeden daha kıymetlidir aslında. Beşiktaş İstanbul şampiyonu oluyor. Milli kümede yedek takımla çıkıyor Galatasaray'ın kastı ve 9 yiyor. Anladım. Dolayısıyla bunu daha detaylarına detaylandıracağız. Ama ben federasyonun top çevirdiğini düşünüyorum. Tamam. Ali Koç'un şu anda zaten Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin seçimine göre hareket edeceğini düşünüyorum. Bu komisyon biraz vakit kazanmak bir hareket. Evet, doğru söylüyorsunuz. Eyüp Yıldız ağzınıza sağlık. Galatasaray'ın bu nezdinizde Galatasaray'ın bu transfer başarılarını canı gönülden kutluyoruz. Teşekkür ederim ama bu noktada Kenan Başaran'ın tabii süremiz yok. Arkadaşlarımız devamlı anons var. Kenan Başaran'ın yorumlarına katılmadığımı önümüzdeki haftaki programda bir aksilik olmazsa ve Kenan sözü kesmezse kapsamlı bir cevap vereceğimi belirtmek isterim. Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Yalçın hoş geldin. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir program oldu. Ben de çok mutlu oldum. Sağ olun. Başaran teşekkür ederiz. Efendim